Fatih Terim'den duymayan kalmasına çok özel açıklama. İmparator satılığa çıktığı iddia edilen villası için ne dedi? Kimselerde olmayan bu bilgi birazdan sadece duymayan kalmasında. Ekranların en çok sevilen sunucusu Zuhal Topal bugün duymayan kalmasında. Ünlü isim tüm polemiklere cevap veriyor, hakkında merak edilenleri anlatıyor. Zuhal Topal tüm öğrenmek istediklerinizi birazdan canlı yayında anlatıyor. Günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı hayırlı uğurlu cumalar sevgili seyirciler. En güzel gün, haftanın en güzel gününe geldi, çattı sıra. Evet, haftanın son gününde yine karşınızdayız efendim. Saat 9.30'da magazin dünyasında olan biten her şey, özel haberler sadece ve sadece... Nerede? Burada. Duymayan kalmasın sadece gazete haberlerinin değil, biliyorsunuz ortaya çıkan hani bu bizim meşhur bombalarımız var ya, ondan sonra hani yalanlıyorlar falan, biz iftira atıyorlar, yalan söylüyorlar dediklerimiz hemen arkasından bir gün sonra gerçek olduğu çıkıyor. Bu nedenle de işte en güvenilir program olduğumuzu düşünüyorum. Ben sizlerden gelen o mesajları okudukça da çok mutlu oluyoruz gerçekten. Seyircilerden gelen. Aslında onlarla beraber yapıyoruz. Yani bilgiler sizden geliyor, biliyorsunuz değil mi? Aynen. Yani bana yukarıdan gelmediğine göre sizden geliyor gerçekten. Evet. Ve tabii ki programımız hem seyirci tarafından hem de magazin dünyasında ünlüler, sanat camiası, spor camiası falan ilgileniyor. Teşekkür ediyoruz herkese. Bizi takip ettikleri için. Ama mesela dün Fatih Terim'le ilgili bir haber yayınladık ya. Evet. Mesela Fatih Terim aradı. Daha doğrusu aramadı. O sırada mesaj atmış Fatih Hoca bana. Yayın sırasında. Biz burada yayınlarken anında mesaj atmış. Ha. Ben tabii senin gibi sürekli telefonda olmadığım için Fatih Hoca sırasında. Siz bana atacaksınız mesajları. O anca görüyor yani. O 24 saat sonra anca görüyor. Bakın bana atsaydınız hemen anında söylerdim. Gördüm. Evet. Ben senin gibi yayında sürekli telefona bakmadığım için Fatih Hoca'nın mesajını görmemişim. Yayından sonra yayın bitti gördüm. O tam o sırada Fatih Hoca aradı. Ya mesaj attım sana görmedim falan diye. Yok hocam görmedim dedim. Şu emlak haberiyle ilgili dün gazetelerde vardı. Türkmük'ündeki muhteşem villasını satışa çıkarıyor diye. 8 milyon euro istiyor diye fiyat haberler vardı. Çıkmıştı. Aynen fiyat da vardı. İşte bu fotoğraflar yayınlandı gazetelerde. Emlak sitelerinde yayınlandı. Fatih Terim'in Türkmük'ü, Bodrum Türkmük'ündeki villasıyla ilgili olarak. Ama Fatih Hoca da dedi ki telefonda sonra mesaj da atmış. Telefondan şey. Sana da çok teşekkür etti. Benim aklım ne kadar güzel konuştu selam seviyorum falan diye. Seviyorum Fatih Hoca sizi. Çok tatlısınız ya. Sizin gibi bir İtalyan var mı? Gerçekten yani teknik direktör olup dünyada değil mi? İtalya'ya da gitti oraya buraya. Tabii ki. Adamın milli artistik bir enteresan kazandı. Bir tavrı var. Yani evet. O yüzden çok farklı geliyor bana. O star bir teknik direktör. Her teknik direktör star olabilir mi? Bence Fatih Terim star yani. Hani kızmasıyla, duruşuyla, mimikleriyle çok farklı bir adam evet. Yani. Seviyoruz Fatih Terim'i. Bu villasıyla ilgili de yok dedi. Herhangi bir şekilde villamızı sattığımız yok. Bu konulan fotoğraflar satılık olan villa benim yan parselim dedi. Ha. Ve fotoğrafları ama onun havuzunu koydukları için herkes Fatih Terim'in villası satışa çıktı diye yazıldı, çizildi. Emlak ama emlakçılar da orada söylüyorlar biliyor musun? Ben geçen sene ev ararken Fatih Terim'in de evi satılık dediler bana. Öyle mi? Evet yani demek ki ama o yandaki ev Fatih Terim miyim ben diyor, ne yapıyor? Çabuk satılsın diye. Hani prim kazansın diye öyle bir olabilir. Belki emlakçılar da yanlış biliyor olabilir kulaktan kulağa. Çünkü yan yana dedi bizim şeyler, araziler. Hı. Yan taraftaki parsel satılık, bizimki satılık değil dedi. Ama yukarıdan çekince Fatih Hoca'nın havuzu mavuzu falan çıkınca Fatih Hoca'nın diye demek ki emlakçılar kulaktan kulağa böyle bir yanlış yani bilgi. Yani ev satılmıyor yayınlıyor. Şu an öyle satılmıyormuş mi? Fatih Hoca'dan açıklama. O zaman misafirliğe geliriz. Aynen bu yaz Fatih Hoca'ya gideriz yani. Ben biliyorum teklene yanaşırım yani. Tabii canım seve seve de ağırlar dostlarını, arkadaşlarını. Ben de şöyle düşündüm çünkü yani o kadar güzel bir ev ki koyun da en güzel yerinde. Evet. Dedim yani herhalde rahatsız oluyor yani hani çünkü herkes biliyor. Tabii. Yani düşünsene hani oradan geçenler de bakıyoruz. Vardır. Aynen. Hani orada böyle müze gibi hani bakıyorum Fatih Hoca orada. Ben bile geçerken iskeledeler mi değiller mi diye bakıyorsun yani. Villasını satmıyormuş efendim. Zaten bugün, cennet gibi bir yer aynen, yani. Gazetelere de açıklamalarını göndermiş şey yaptı bize de dün açıklamıştı bu konuyu.
Peki bu arada Beşiktaşları kutlayalım tabii ki. Aa, dün evet 4-1 Olympiakos'u yendiler ve çeyrek finale kaldılar UEFA Kupası'nda Avrupa Ligi'nde. Evet, çok uzun tebrik zamandan ediyoruz. Sonra sanıyorum değil mi? Evet 14 yıl sonra Beşiktaş çeyrek finale kaldı. Tebrik ediyoruz efendim tüm Beşiktaşlılara. Evet. Fatih Beşiktaş... Terim'e de villasını satmadığı için. Tebrik ediyoruz. Yazın muhakkak geleceğiz Fatih Hoca size uğrayacağız. Şimdi Beşiktaş hani gerçekten çok takdire şayan bir vaziyet. Oyun da sergiledi bence. Evet evet. Ben de dün maçı. Seyrettim. Arkadaşım benim Beşiktaş'ta olduğu için mecburen o seyredince ben de yanından seyretmek. Hayatım yani sen hiç benimle ilgili özel polemiğe girmeyeceğim bu sabah gerçekten. Hayır kız arkadaşla mı izliyorsun erkek arkadaşla? Kız arkadaşım Beşiktaş'ta da fanatik onunla bahsediyor. Değil herhalde. Şöyle çok iyilerdi ya Beşiktaş. Sanki. Onu gördük benim sorum o değil ki. Onu izledik zaten. Beşiktaş'ın çok iyi olduğunu sadece biz değil bütün dünya, bütün Avrupa gördü. Yok 4-1 ben yendik. Bu programın sunucusuyum ya. Hiçbir ağırlığım yok arkadaşlar. Yani hiçbir kısak. Sen kimle izledin şeyi? Ya biz hep beraber izledik yani. Arkadaş grubumuz ben de yemekteydi dün. Ha sen de yemekteydiler. Ben de yemektelerdi. Çok güzel. Kimler vardı? Vardı yani senin bütün tanıdıklarım vardı. Hep evet. Beraber izledik. Çok da güzel bir akşam geçirdik. Beşiktaş'ı tekrar tekrar kutluyoruz. Kutluyoruz. Efendim. Evet. Evet. Dünkü haberlerden bir başka... Sına daha geçelim. Ece Doğulu, Ozan Doğulu ve dün akşamki, dünkü Tuğba Peksayar. 3-1 adı resim verdi deme de bana. Öğrenmeyeyim burada. Ece takip etmekten çıkardı Tuğba Peksayar'ı çünkü takip ediyormuş. Ece Doğulu ile dostluğumuz etkilenmez yorumunu yapmış Peksayar. Ozan Doğulu'yla yakalanan hanımefendi. Ama Ece Doğulu da kendisini Instagram'da anında takipten çıkarmış bu görüntülerden sonra. Çok haklı kusura bakmasın. Yani benim arkadaşım, benim bütün arkadaşlarım evli. Yani böyle bir şey var mı? Mesela nerede nasıl durman gerektiğini tabii ki sarılırsın. Öpersin, arkadaşındır sarılırsın bu bir şey yok. Ama gecenin o saatinde o barda sarmaş dolaş arkasından stüdyoya gitmeselerdi. Bir şekilde bir excuse bulmaya çalışacağım, bir özür bulmaya çalışacağım da bulamadım yani. Çünkü 6.30'da stüdyodan nasıl çıkıyorsun? Bu kız şarkıcı değil, işte belli sesinden zaten. Yani olmaz. Yani senin madem arkadaşının kocası dikkatli davranmak zorundasın yani. Haklı kız evet. Çıkarttıysa da yani. Ece Doğulu 10 yıllık evli Ozan Doğulu'yla evliliği devam ediyor ve 3 çocukları var. Dünkü bu fotoğraflardan sonra dün gazetelerde yayınlanan bu fotoğraflardan sonra Ozan Doğulu'nun Tuğba Peksayar'la kaçamak görüntüleri sabah 6.30'da çekilmişti bu görüntüler. Bunun üzerine de bir hamle geldi Ozan Doğulu'nun eşi Ece'den ve takipten çıkarmış kızı. İyi, sadece bu hiçbir kadar yaptıysa kadına, hiçbir kadına Allah böyle bir görüntüleri... Yani düşünebilirsin gazetede kocan falan sabah hep bir kalkıyorsun. Kalkıyorsun bunları görüyorsun. Hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın yani. O yüzden de bu görüntüler gerçek veyahut da değil. Hani kameranın ters yönü diye bir şey çıkarttık ya biz de son yıllarda. Evet. Çünkü bütün suçu atın paparazzilere. Bütün suçu atın gece muhabirlerine. Hayır suçu atmak değil. Yani şimdi burada açının ters olması hiçbir şey değiştirmiyor. Saat, mekan... Ve bu mekandan sonra bir de stüdyodan çıkmış olmaları zaten ne yaşamazlarsa yaşamasınlar. Diyelim ki arkadaş olarak hani alkol aldılar, işte ben stüdyoya gidiyorum gelsene. Bu bile etik olmayacaktı görüntü olarak. Bunu düşünmek zorundalar. Yani bu işin buraya geleceğini, buralarda konuşulacağını bilmek zorundalar. Yoksa ben Ozan'ın karısını çok sevdiğini biliyorum. Yani Ozan'ın eşini çok sevdiğini, çocuklarına çok düşkün olduğunu. Aslına bakarsan Doğulu ailesi. Bunlar aile olarak birbirlerine çok düşkün bir aile. Kenan doğru, da öyle. Doğru. Babalarını erken yaşta kaybettiler. Anneler, o yüzden kol kanat gelip, ama aile çok güzel çok bir bağlı. Aileleri olduğu için, güzel sıkı bir şeyleri olduğu için Kenan da çok iyi bir eş. Bak Kenan'a da hiç bugüne kadar böyle bir şey duyduk mu? Aslında Ozan da öyle değil. Ama Ozan'ın alkol içtiği zaman göz bebekleri biliyorsun böyle fal taşı gibi açılır. Dünyayla irtibatları kesilir. O yüzden de orada doğrusu yanlışı yanındaki kim değil o önemli hale gelmiyor. Bence biraz kendini kontrollü. Hani evet biraz. Bu saatten sonra da. Çocuğuyla. Sonra evli bir adamı saat 5.30-6'da dışarıda başkalarına da bir işi yok. Kusura bakma yani erkek erkeğe çıkabilirsiniz. Bence de yok. Bak, evli bir adam olarak söylüyorum bunu. 5.30-6'da yani olmaz. 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 Ha, ama tabii bunlar şimdi ben olmaz diyorum da tabii ki bunlar yani müzisyenler. Yani bizim hayatımızdan daha farklı değiller. Hayatlar yaşıyorlar. O kafada çünkü değiller. Şimdi evet. Mesela arasak Ozan'ı daha yeni yatmıştır anladın mı? Saat 4'e 5'e kadar uyuyacaktır. Hayatları tam tersi yani gece yaşıyorlar, gündüz uyuyorlar.
Peki yani o zaman şöyle. Dolayısıyla dışarı çıkması, stüdyoya gitmesi, yani sabah bizim gibi yayına gelir gibi saat 9'da hiçbir müzisyenin, Kenan Doğulu'nun, Ozan Doğulu'nun ya da başkasının stüdyoya gittiğini düşünmüyorsun herhalde. Tamam, gitmezler. Ben buna diyor. Hak veriyorum. Onlar bizim tersimize yaşıyorlar, müzisyenler. Nasıl bizim Hakan Altun. Aynen. Sabaha kadar tabii. Oturuyorlar, gündüz yaşamıyor, gündüzü görmüyorlar. Ama o zaman şimdi senin 3 tane çocuğun var. 3 tane yapabilmişsin bu yani bir aile kurmuşsun. Hmm. O zaman şunu diyeceksin. Kardeşim aile olmak bana göre değil. Çünkü ben nerede akşam, nerede sabah yaşamak zorundayım. Gecem, gündüzüm yok. Evet, orada haklısın. Şimdi ama bunu kurmuşsun artık. 10 yıllık bir karın var. Çocuklar var. Şimdi bu saatten sonra bu kız. Ben dün onu düşündüm biliyor musun evde? Kızı dert ettim. Dedim ki bu kız şimdi kızsa, ayrılmak istese, ayrılsa. 3 tane çocukla, yani insan mesela boşanıyor değil mi? Çocuğu olmuyor. Tekrardan bir hayata başlamak bir kadın için ne kadar zor. 3 çocukla tekrardan bir başkasına evlenmesi bile çok zor artık. Tabii ki. Gerçekten. Dolayısıyla bu kız bu kadar artık sana bütün hayatını teslim etmiş. Evet. 3 tane de çocuk vermiş sana. Şunu, Ozan da çok iyi bir çocuktur. Onu da söyleyeyim. Ama demek ki şunu yapacak. Ben içki içtiğim zaman, alkol aldığım zaman dağıtabiliyorum. O yüzden bunun saatini şey yapacak. Yanındaki kızlarla falan bu hale gelmeyecek. Çünkü daha önceden de ben bilmiyordum. Dün senden öğrendim. Daha önceden de böyle bir haberler çıkmış yani. Evet. Daha önceden de Ozan'ın böyle kaçamak haberleri gazetelerde yer almıştı. Evet, biraz daha dikkat etmesi gerekiyor diyelim. Evet. İnşallah bu kadarla atlatır tabii ki. Çünkü hani bu krizi inşallah Ece Doğulu daha da büyütüp boşanma noktasına falan getirmezler. Çünkü ortada 3 tane çocuk var. Bence de. Yani daha doğrusu zaten Ece de o kadar düzgün bir kız ki. Çok düzgün. Evet. Çok da kaliteli bir kız. Ve çok naif de bir kız. Hani böyle şununla bununla bu muhatap olacak, bunlara cevap verecek falan değil. Ama bu konuyla ilgili ben sana söyleyeyim, evde büyük fırtınalar kopmuştur. Kopmaz yani. Olur mu? Kopmaz olur mu? Of. Ve koptuysa da çok haklıdır yani. Şimdi Ozan'a bunları telafi etmek düşecek bakalım. Nasıl edecek artık göreceğiz. Fırtınanın koptuğu belli çünkü Beren Saat'in annesinin doğum gününe de gitmedi yani. Çünkü hem Beren Saat'in annesinin hem de kardeşlerinin eşinin doğum günü aynı anda kutladı Doğulu ailesi. Ama dün gece o nasıl gitsin? Şeye gitmedi çünkü evde. Nasıl gitsin yani? Ozan haklı. Şu an paparayı yiyordur. Paparayı yiyordur diyorum Ozan. Yok, haklı. Peki Ali Ağoğlu'na gidelim. Dün gece Bebek'teydi. Kendisinden 39 muydu, 29 muydu artık yaş ufak 39'da sevgilisiyle. 39'da değildir canım sen de artık. Ne yapıyorsun adamı da, ne yaptın? 29. 29'dur. Peki onunla beraber Bebek'te bir mekandan çıkarken düğünü sordular tabii ki. Enteresan bir hareketli. Damada müebbeti kilitledik diye. Evet yani aynen. Aynen öyle yaptılar. CD'ye ne harikasınız? İyi, bomba gibi. Kızınız ikinci kez evlendi. Ne? Kızınız ikinci kez evlendi. Hani o da hani şey. Oldu yani. Çifte düğün. Çift düğün kişi yaptık. Damada. müebbete mahkum ettik. İyi akşamlar. CD'ye ne harikasınız? İyi, bomba gibi. Kızınız ikinci kez evlendi. Ne? Kızınız ikinci kez evlendi. Hani o da hani şey. Oldu yani. Çifte düğün. Çift düğün kişi yaptık. Damada. müebbete mahkum ettik. Zaten yani damadı siz gönderseniz o gidecek gibi hiç durmuyor gel. Yani müebbeti çiftlik iş yaptık diyor. Çiftlik iş yaptık diyor ve damada müebbeti kilitledik diyor. Tam kendi tarzı ama burada iki düğün yaptılar. Hem İstanbul'da hem aile Uludağ'da. Ama Ali Ağoğlu'na burada bir eleştirim var. Görüntülerden alkollü olduğu görünüyor ve direksiyon başına geçiyor. Son model arabasını kullanıyor. Ve şoförüyle değil kendisi çıktığı mekanda evet. Alkollü bir mekan ve oradan çıkarken de biraz alkollü gibi görünüyor bilmiyorum. Ama direksiyon aşk başına geçmesi eğer öyle ise direksiyon başına geçmesi hiç doğru bir görüntü değil Ali Beyciğim. Aşk sarhoşu da olabilir. O da olabilir. 29 yaş küçük sevgilisiyle müthiş zaten pilatesler biliyorsun o fotoğrafları bir süredir paylaşmıyorlar ama yine burada da bu mekan çıkışında da beraberler. Evet, yani işi aslında münasır bir adam. Parasını kazandı, iyi bir kariyer yaptı. Hayatını yaşamak istiyor, bu şekilde yaşamak istiyor. Evet. Anlarız, anlamayız, tasvip ederiz, etmeyiz. Onun da çok da umurunda değil zaten. Ama ben bir şey söyleyeyim, Ali Ağoğlu hep böyle biliyor musun? Yani normal hayatında da böyle.
Evet, yani, evet. Yani ben defalarca oturdum mesela hala o defa. Yani konuşması, sohbeti, İyi adam. Kesinlikle. İyi bir adam. Sadece hayatını, ben diyor hayatımı yaşamak istiyorum. Belki gençliğini yaşayamadı. Çalışmaktan, etmekten belki. Evet. Şimdi kendini bir yere getirdi. İyi bir iş adamı oldu. Parası var. Zaten bütün kızlar da onunla beraber oluyorlar. Yani 29 yaş küçük evet. demek herhalde bir 25 yaşında falan 23 yaşında kızlarla olabiliyor. Evet. Yani. Ben şimdi Ali Bey'le ilgili şeyi yazmıştım geçmişte. Şimdi sonuçta Ali Ağoğlu inşaat şirketi var. Kendi ismini taşıyor falan filan. Ve ne zaman diyorum büyük bir yatırım yapsa Ali Bey'in her zaman büyük bir satışı açsa mesela reklamlarla falan. Ali Bey'in bu aşk haberlerini bilmem nesini falan hani magazini en iyi kullanan isimdir. Sonuçta ismiyle satış yapıyor. Yapıyor. Aynı markayı kullandırıyor falan. Evet. Dolayısıyla o haberler maberler hep o dönemde mesela çok iyi çıkar. Ali Bey diyorum tebrik ediyorum o kadar iyi kullanıyorsunuz ki ya. Bunu evet, reklam biliyor. Olarak verseniz gazetelere. Çıkmaz. Anladın mı? Yüz para vereceksin. Dolar para evet, vereceksiniz. Aynen. Aynen. Bu haberleri kullandırarak tebrik ediyorum kendisini vallahi. Güzel ticari zeka. Ya ama şunu da düşünecek zekada bu adam. Yani benim param ve gücüm olmasa 23-25 yaşındaki bir kızın bana bakmayacağını ben biliyorum. Onun farkında tabii biliyor canım, musun? Tabii canım tabii. Aynen, o kadar ki. Ama şunu diyor ben de bunu kullanıyorum. Yani ben de bu şartlarımı zorluyorum diyor. Demek ki arz ve talep meselesi bu. O yüzden kızamayız kimseye. Evet. Yani ama yani bir adam da şunu düşünmeli. Ali Ağoğlu'nun üzerinden giderek, Ali Ağoğlu'nu hiç katmayarak başka bir şey söyleyeceğim. Erkekler bir yaştan sonra evliliklerde böyle genç kızlarla daha çok beraber olmak istiyorlar. Kendini genç hissetmek hı-hı. için. Ama bu daha çok mevki para sahibi olanlar olabiliyorlar. Ve şunu düşünmüyorlar ki bu insanlar... Bu adamların sadece mevki ve parası için onlarla beraber olabiliyor. Yarın öbür gün hiç paraları kalmasa o kızlar onlara bakmazlar. O zaman kendilerini kandırmış oluyorlar. Ha, derlerse ki ben kendimi kandırarak yaşayacağım yaşasınlar. Evet. Ama yani bunu bilmiyorlarsa ve öbür türlüsüne inandılarsa çok zavallı konuma düşüyorlar. Acınası bir vaziyet alıyor evet. yani. Peki Ebru Şallı ile devam ediyoruz. Ebru Şallı dün gece bir davete katılmıştı. Yanında oğlu Pars da vardı. Hem Pars ile ilgili... Hem Cem Yılmaz'la ilgili hem de Pars yokmuş yanında tamam peki. Pars'la ilgili bir şey anlatıyordu. Ama Cem Yılmaz ve Sinan Akçıl'la ilgili açıklamalar yaptı. Allah hadi bakalım. Bugün hatta bir evlenme teklifi aldım. Bugün çok komik çok gerçekten. Bugün hayatımın şokunu yaşadım. Pars bana dedi ki. Anne insanlar kaç kere evlenir? Olabilir Pars hani çok evlenir. Siz işte babamla evlendiniz ya sen bir daha evlenir misin? Niye sordun dedim. Çünkü ben seninle evlenmek istiyorum. Bir daha evlenmesin. Sahiplenme gibi bir şey oldu. Yok ondan değil o. Dünkü filmden etkilendi bence. Bir evlilik durumu vardı orada. çok da komikti. Ondan etkilendi ve onu bence oradan onu söyledi. İsmet gerçi evlenir misin tekrar? Öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Evle tamamen uzaksınız. Evet çok. Leyla Aşık filmini izlediniz geçtiğimiz günlerde de. Nasıl buldunuz filmi? Çok beğendim. Film çok başarılı. İşte dün Pars ondan etkilendi zaten. Çocuklarla gittim dün. Film çok hem çok güldük hem de evlenme teklifi fikri oradan geldi yani. Cem Yılmaz'ın film afişinin altında da yorumda bulunmuştunuz. O konuşuldu. Arif Bey'in 116. Onu bekliyoruz ya. Yıllar oldu artık yani Gore ve Arok'tan sonra. Türkiye'nin bence böyle bir filme ihtiyacı var. Cem bir an önce. Beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Yani bir an önce inşallah çıksın. Herhalde fragman çıkıyor birkaç gün sonra. Bakalım hep birlikte izleyeceğiz. Cem Yılmaz'la aran nasıl şu anda peki? Yani görüşüyor musunuz? Arkadaşlar teşekkür ya, ediyorum. Hiç, benim aram hiç kötü değil ki zaten. Neden kötü olsun? Yani çok sevdiğim bir arkadaşım. Peki bir ay hiç aşka dönüştü mü arkadaşlar? Arkadaşlar iyi akşamlar. Son bir soru. Sinan Bey'le ilgili bir haberler. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Gerçekten bu konularla ilgili zaten arkadaşlar. Sinan Akçıl'a sorusu geldiği anda haklı yani. Kaçıyor. Hiçbir o şekilde yani. Açıklama yapmıyor ama çok Cem Yılmaz'ın çok iyi arkadaşı olduğunu söylüyor. Yani. Ama siz bu VTR izlerken son dakika flash bir gelişme oldu efendim. Ne oldu? Ağzından kaçırdı Seren Serengil. Çünkü Ebru Şallı dün oğlu Pars'tan evlenme teklifi aldığı haberini biz burada izlerken
Selen de ağzından kaçırıp dedi ki bana da dedi, evlenme teklifi geldi dün akşam dedi. Ya sen şimdi hakikaten ben sana bir şey bu Cengiz Emercio dünyadaki en tehlikeli insan. Gerçek. Dur bakalım. Şurada ya, arada evet. Ona... Bak son dakika gelişmesi. Selen sen gir bu sabah evlilik teklifi aldı. Bu sabah almadım. Dün akşam. Hayır dün akşam eve geldi bir çiçek kartı evet, içerisinde. Yani almışlar evden tabii. Yani çiçek gelmiş sonuçta bana. Senin evin nereden biliyor? Demek ki evini bilen biri. Herhalde. Benim evim de bilinmez yani. Beyaz atletli prens olmasın mı? Yok beyaz atletli prens değil. O zaten geldi çünkü direkt kendisi. O bu vay, başka birisi. Her dün akşam maçı izleyen arkadaşlardan bir tanesi de buymuş. Eve onun yanında mı geldi evlenme teklifi? Hayır yok ondan önce ya. Eve geldiğimde çiçek vardı. Çiçek zarfı açtım. Şey benimle evlenir misin yazmış birisi. Aa. Evet. Çocuğun da bir soyadını da yazmamış. Adı neymiş çocuğun? Ay Tayfun öyle bir şey yok atıyorum şu anda. Şimdi hatırlamadım. Yani birisi göndermiş. Bu bayağı da güzeldi bir çiçek sağ olsun ama evlilik düşünmüyorum şu an. Ya Tayfun kim o? Ya da ismi neyse. Evini nereden biliyor? Nereden bileyim bilmiyorum. Çok da güzel bir çiçek göndermiş. Çok teşekkür ederim. Bir bakayım fotoğrafına. Tamam şimdi sonra gösteririm. Sen haberlere devam et ya. Allah tamam, Allah. Bakacağım fotoğrafa bakayım. Bak çiçek bu. Güzel mi çiçek? Tamam bunu gruba atayım ben de bizim. Ya bırak programı yapalım sen orada şey yaparsın. Allah Allah. Ya adam hayatı benim üzerime oynamış. Güzelmiş çiçek. Güzel. Evet ama. Şu arka... Ah. Bir dakika yaklaş abi yaklaş yaklaş. Yaklaş Seren Serengil'e evlilik teklifi. Görebilecek aha işte bu çiçek. Bu çiçek. Evet, çok teşekkür ederim. Bakın. Onu ben zaten paylaşmıştım dün akşam. Olsun, o yüzden seni... paylaştın ama seni takip etmeyen bizim programımızı takip edenler de görsün. Evet tamam çiçekle, çok teşekkür ederim. Evlenme teklif eden arkadaşımız bunu düşüneceğiz dedi. Ay hiç öyle düşüneceğiz falan. Peki böyle şunu anlamadım. Beyaz atletli prens de eve geldi. E ne yapalım arkadaşlarım geldiler yani dün akşam. Onunla beraber geldi. Bu çiçeği görünce ne yaptı sana? Yok gülüyor öyle şeyler ne yapsın? Yani. Nasıl gülüyor öyle şeyler? Yani benim için bir yani çok teşekkür evlenme ederim. Evlenme teklifi benim de evlenir misin diye. Gelecek ya bana ne mesaj geldi? O benim konumumu biliyor şu anda yani benim bunları yaşadığımı biliyor. Senin meşhur hani empati yapsak aynı şey ona gelse ne olacak? Ona da gelebilir. Sen ne yaparsın? Hiçbir şey çünkü ben biliyorum neyin ne olacağını olamayacağını. Onun kalbi nerede değil onu biliyorum artık yani. O yüzden hiç bir şey nasıl bende bir şey yoksa onda da bir şey olmaz yani. Çok aldın güzel. Mı cevabını? Evet nefis. Nefis. Yaza doğru dur bakalım. Nefis. Çok eğleneceğiz evet. Yaza doğru. Hadi bakalım. Peki devam edelim haberlere o zaman. Ebru Şallı. Evet Cem Yılmaz'la ilgili arkadaş olduğunu falan söylüyor. İyi arkadaşım diyor. Ebru'nun mimiklerini çok iyi tanıdığım için Ebru'da bir mutluluk seziyorum. Gerçekten. Ama yeni bir aşk mı? Zannetmiyorum. Yani Cem'le alakalı sorulara evet, cevap veriyor yani. Olması aralarının iyi olduğunu gösteriyor bana. İyi olsun ben çok isterim yani. Ama bana sorarsan Ebru'yla alakalı en çok ne istersin diye en çok. Harun'la evlenmesini isterim. Yani. Çünkü Harun gibi bir adam gerçekten onu o kadar seven, prenses gibi ona bakan, Ebru'yu üzmeyecek, Ebru'yu düşünen tek adam bence. Hı-hı. Ebru'ya layık yani Harun hani bana göre. O yüzden de çok düzgün bir adam. Hiç mesafesini bozmadı ve evliliği sürece ona prenses gibi davrandı ve hala Ebru ama prenses gibi. Ama o yoga yapmaktan galiba Ebru'yu falan gözü görmüyor. Ha böyle bir fotoğraflarını görüyorum. Ya o yani spor onun yaşam stilini orada paylaşıyor. Hepimiz paylaşıyoruz yani ne yaşıyorsak ama Ebru'ya olan şeyi çok önemli. Ebru onu dinler biliyor musun? Yani fikirlerini dinler. Ya iki çocuğun babası sonuçta. Yani o yüzden çok isterim ediyor. Çünkü... Ben hiç kimsenin Ebru'yu mutlu edebileceğini, en azından bizim seçtiklerimiz bazen doğru seçimler olamıyor ya. Yani Harun onu mutlu etti yani. Evet. Onu taşıdı, anlatabiliyor muyum? O çocukları peki, da var, bilemiyorum. Keşke Asena barışım. İlişkisi için ne istersin? Bak şimdi bizim programda evet. Olan geçtiğimiz hafta, bu hafta başında bizim programda yer alan haber günlerdir gazetelerde konuşuluyor. Olay oldu, duymayan kalmasın haberi her yerde. Magazin basınında gündemi yarattı. Evet. Asena da artık dayanamadı ve evli sevgilisine sahip çıktı. Beraber yanak yana fotoğraflarını koyarak şu fotoğrafı dedi ki sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Yani şöyle ben Asena'yı severim ama şunu zamansız buldum. Çünkü başkasına evli ya. Bir kadınla başkasına evli. Bir tek başkası evli olsa gene başkasıyla hmm. Evli. Geçen gün bizim programa gelen Didem ama Dilek Hanım'dı. Deniz Hanım'la uzun 5 yıldır ilişkisi var. Onun dışında bir başka kadından çocuğu var. Şimdi bir adam aslında geçmişinde birçok şey yaşayabilir. Bir adamın hataları da olabilir. Ama
şu çok önemli, niyeti çok önemli. Yani ben ayrılacağım deyip bu kadınları kandırıyorsa burada problem var. Ama bir adam bir evlilikten gitmiş olabilir. Bazı mecburiyetler ve iş ilişkisi olur. Karşı taraf boşanmıyor olur. Bu süreç uzayabilir. Bu zaman zarfında da bir başka kadını sevebilir. Ama şu fotoğrafta Orhan Gencebay ile Orhan Gencebay var. Sevim Emre yanındaki sanıyorum. Hasan Bey ve Asiyan'a da orada yeni fotoğraflardan bir tanesi var. Yani şöyle dediğim gibi yani ben boşanacağım ve boşanma davası açtıysa bir erkek yani açtıysa ve boşanmaya da karar veriyorsa eğer bu süreç zarfında hani şu yanak yanar fotoğrafları doğru bulmuyorum. Çünkü o kadın da bunlara üzülebilir. Daha ayrılmadılar ya. Yani tabii sonuçta. Canım, tabii o yüzden hani nispet yaparmış gibi bir başka kadını acıtarak sahiplenmek doğru bir şey değil. Sen bir adamı sevebilirsin. O adam hala boşanmamış olabilir. Boşanıyor olabilir. Ama bu süreçte eski eşi de yaralamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani acıtarak gitmemek diye düşünüyorum. Evet, yoksa söylüyorsun. Herkesin başına, hepimizin başına her şey gelebilir. Ama bizim programda tabii ki evli olmadığını söylemişti. 3 yıldır aşk yaşadığını söylemişti. Aslan gibi diyerek boksör olduğunu söylemişti. Bunlardan hiçbirinden bahsetmemişti. Evet. Boksörlük yani, yapıyormuş tabii. Tabii bize de bunlar seyircilerimizden geliyor, takipçilerimizden geliyor. Herhangi birisinin alakalı burada bir konu geçtiği zaman ya bana mesela Instagram'dan attılar. Senen Hanım bu adam evli. Eşim diyor Asena ama nasıl eşim diyor sorar mısınız demişler. Mesela aslında konu buradan çıktı. Bakalım mı nasıl ne demişti Asena bu konuyla ilgili. Peki evlilik falan düşünmüyor musun? Çünkü çocuk mocuk artık belki istersin diye gibi. Yani istiyorum tabii yuva kurayım çocuklarım olsun olsun. İnşallah, koşuştursun. İnşallah. Hatta ben çekime geldiğimde anne diye buralarda zıplasınlar. İnşallah. Ama biraz şu andaki aşkım da boksör. Bak. Bak böyle de böyle gittim ve gene hedefe ulaştım ben. Sonunda öğrendik bak mesleği. Yani, hem boksör, karakter olarak hem güç olarak aslan parçası değil. Aslan. Güzel. Aslan. Adı ne bu aslan? Evet, aslan parçası. Ne aslan parçasıymış bütün kadınlar paylaşamadı adamı. Aynen vallahi neymiş gerçekten. Bu Aslan Bey falan diye tweet atıyor herkes bize. Vallahi yani tabii ki eğer Asena buradayken en azından bana kuliste sevgilisinin evli olduğunu söylemiş olsaydı ve onun bir boşanma süreci yaşadığını, boşanacağını söylemiş olsaydı bu haberler karşısında çok daha farklı durabilirdim diye düşünüyorum. Ama ben yine de eleştirimi şu yönden yapacağım. Ne kadar sevdiğim insanlar olursa olsun, bu benim annem bile olsa bir başka adamın evli olan bir adamla mesela olan ve hani bu süreçte olabilirsiniz, aşık olabilirsiniz ama diyeceksiniz ki sen o zaman boşan gel. Boşanıp gelsin. Sen belki bir Deniz Hanım'ın yaşadıklarını Asena da aynı şeyi yaşayabilme ihtimali var tabii ki. Yaşamaz aynen. İnşallah. Ama şimdi bile bile de lades yaptıktan sonra adamın da bir kabahati yok. Adam da diyecek ki hepsi biliyordu benim evli olduğumu. Şimdi bir de böyle bir sistem var yani. Yani bütün kadınlar bu adamın biliyorlar. Evli olduğunu bile bile adamla beraber olmuşlar. O zaman da adamdan okey, o zaman adamdan şikayet etmeyeceksiniz o zaman o şeyde raddede. Doğru. Adam memnun, satan memnun olayı olmuş. En sonunda ayrılınca kabahatli oluyor adam. O taraftan da baktığınız zaman. Ama geçen günkü yani programda gerçekten evliliği ve ilişkisi olan, evliliği devam eden bir adamla hem Asena'nın hem Deniz Hanım kavgası falan filan biraz garipti yani. Garip. Garip yani çünkü zaten ben şunu düşünüyorum. Yani adamın eşi olsam ben ve bunları seyrediyor olsam düşünebiliyor musun kadının yaşayacağı şeyi, travmayı? Yani benim kocam için başka kadınlar kavga ediyor mesela. Yani bu sistem anormal bir sistem yani. Yine de gene de herkes mutlu olsun. Madem gitmeye karar vermiş beyefendi o evlilikten. Evet. Bir an önce boşansın. Asena'nın da çünkü artık toplum içerisindeki konumunu düşünsün bence diye. Peki. Yine dün geceye gidelim. Kameralarımızda konuşan isimlerden bir tanesi Defne Samyeri'ydi. Bir süredir Los Angeles'ta yaşıyordu ve İstanbul'a geri geldi. Bakalım neler söyledi. Çok şıksınız kıyafette, siyahlar içinde. Var mı genelde favori renkleriniz? Ya da kıyafet seçimleriniz neler olur?
Siyahtan vazgeçemiyorum. Çok seviyorum siyahı. Siyah, beyaz ve mavi en sevdiğim renkler. Onun için sıklıkla siyahlar içinde görüyorsunuz beni. Koşuşturma için miyim dediniz? Evet. Yeni bir dizi veya sinema projesi mi olacak yoksa başka bir proje mi? Dizi ve sinema projeleri hep var. Devamlı senaryo okuyoruz. Ama başka gelişmeler de var. Ben bir yandan artık Los Angeles'tayım. Orada da dizi görüşmeleri yapıyorum Amerikan televizyonu için. Bir yandan da burada müzik çalışmalarına ağırlık verdiğim bir döneme girdim. Artık kitabım çıkacak. Yeni yayın dönemine de sürprizlerimiz var. Ben söyleyemiyorum ama... Kitabın içeriği ne olacak peki? Kitap tamamen güzellik ve bakımla ilgili. Kişisel gelişim kitabı. Bir senaryo çok okuyorum dediniz. Var mı özellikle onu istediğiniz bir karakter veya bir partner? Bir film senaryosu var. Ben... Bu konuda bir şey söyleyemiyorum şimdi. Onu mutlaka yapmak istiyorum. Türkiye'de bir yapım şirketinin bir işi. Karakterden hani. Nasıl bir rol değil? Aa evet. Senaryodan değil de. Şeydeki Kurtlar Vadisi'ndeki Zeynep rolünü çok seviyorum. Senin burada ne işin var? Yusuf'la ilgili konuşmaya geldim. Konuşacak bir şey yok. Seni vurduğunu öğrendiysen yine onun seni kurtardığını da öğrenmiş olman lazım. Her şeyi biliyorum, merak etme. O zaman ondan ne istiyorsun? Ondan değil, senden istiyorum. Karakteri duyduğum için o dönem bütün planlarımı değiştirip Kurtlar Vadisi ekibine katılmıştım. O her zaman söz konusu. Bunu yapmak o zamanki hedeflerime aykırıydı. Ama artık bir önemi kalmadı. Mutlaka birkaç katmanlı karakterleri oynamayı seviyorum ben. İlginç. Dışarıdan baktığınız zaman ilk başta nasıl olduğu anlaşılmayacak. Evet, mutlaka içinde güçlü bir kadın karakteri olan birini oynamayı seviyorum. Ama hem güçlü hem dediğim dedik hem aynı zamanda incinebilir olan, duygularıyla bağlantılı olan kadın karakteri. Şaşırtan. Partner var mı peki oynamak istediğiniz? Beğendiğiniz kişiler. Beğendiğim kişiler çok var tabii. Birçok değerli oyuncu var karşılığında. Mesela Sermen Sarık en son Barış Almış oynamak istediğiniz. Güzel, çok da yakışan bir çift olur bence ikisi. Ben Kurtlar Vadisi'ndeki partnerim Necati Şaşmaz'la oynamaktan çok mutluyum. Onun dışında başka Türkiye'de Haluk Bilginer'le oynamayı isterim. Halit Ergenç'le oynamayı isterim mutlaka. Onlar dışında da şu anda aklıma gelmeyen birçok değerli isim var ama ilk aklıma gelenler bunlar. Peki kurallarınız var mı? Kurallarınız var mı? Asla bir rolde oynamam, şunu yapmam falan. Türkan Şoray kuralı. Türkan Şoray kurallarım yok. Benim için işlerle ilgili tek kural var, kaliteli olması. Evet, Defne Samyer'in açıklamaları böyle. Seren Serengil. O gene bilgiler geliyor tabii. Evet, bilgiler peşine koşuyor. Evet. Bu davete gitmeden önce Defne Samyer'le dün beraberdim. Benden ayrıldıktan sonra buraya gitti. Röportaj yaptık falan. Bu yapacağı sürprizleri falan hepsini anlatacağım sonra. Pazartesi Defne'yi ben beğeniyorum. Çok güzel bir kız ve donanımlı bir kız. Vizyonu olan, kendini geliştirmiş bir kız. Haber spikeri olarak onu daha çok beğeniyorum. Hı-hı. Yani oyunculuk onun içinde vardı. Şarkı söylemeyi, güzel şarkı söylüyor. Bütün bunun meziyetlerin olması güzel. Ama meziyet olarak güzel. Ama profesyonelliğe döndüğün zaman böyle bir altın bilezikten sonra ben biraz macera olarak görüyorum oyunculuk şeyine, hı-hı, kararına. Ama bunun için Los Angeles'a gitti. Hı-hı. Bir süredir orada yaşıyor. Ve mesela hani Erkan için falan konuşuyoruz ya. Şimdi Defne'nin İngilizcesi gerçekten mükemmel İngilizcesi vardır. Evet, biliyorum. Ve hani orada ajanslara kaydolup hem güzelliğiyle hem de bu İngilizcesiyle daha fazla şansı olduğunu düşünüyor. Kimden daha fazla şansı olduğunu? Erkan Petekkaya'dan. Yani diğerlerinden yani. Diğer bizim ama tabii ki oyunculuk çok önemli bir şey. %100 tabii ki. Yani ama şimdi, orada şimdi eğitim alıyor. Şey yapıyor. Biliyorsun Amerika'nın hepsi İngilizce konuşuyor. Herkes İngilizce konuşarak şey yapsaydı, oyuncu olsaydı o yeterli değil tabii ki de. Güzel bir kadın. Kesinlikle bak 44 yaşı Deren ve Deren 20 yaşına geldi. Acayip, acayip. Yapıyor. Acayip. Evet. Yok çok beğeniyorum ama ben onun yerinde olmuş olsaydım. Yani çok güzel, çok da başarılı bir haber spikeriydi. Ben onu bırakmazdım. Yani tabii ki ben bunu sordum Defne'ye. O da dedi ki benim yaptığım dönemde habercilik çok daha hakkıyla yapılıyordu. Çok daha usta isimler vardı. O dönem çok daha iyiydi. Şimdi o dönem yok diyor.
O yüzden ben bıraktım ve oyunculuk yapmak istiyorum. Kariyerimi öyle devam niye? Etmek şimdi istiyorum diye. Şimdi çok usta isimler var ya. Ne var var. Yani şimdi de çok yani önemli başarılı kadınlar var yani. Evet. Kadınlar ele aldı bence. Yani kadınlar değil mi? Kadın spikerler. Hı-hı. Haber bültenleri bence ele aldı diye düşünüyorum yani. Yani ana haber olarak bir tek mesela bizim Nazlı var. Nazlı yani. Çok Nazlı iyi Çelik mesela. Yani. O da olabilirdi. O da karşıda kalabilirdi mesela. Yani Nazlı bütün erkek anchormanlere karşı. Aynen onu söylüyorum ben. Çata çata yani, mücadele ediyor. Mesela gözünle konuşan. Yani haberi gözünle anlatan, ifadesinden kızgınlığını, üzüntüsünü falan anladığımız bir spiker. Defne de o zaman bunu yakalamıştı yavaş tabii, yavaş. Tabii, yani. O açıdan söylüyorum. Neyse yine de başarılar diliyoruz. Aynen. Kim ne istiyorsa onu yapsın. Kesinlikle. Peki devam edelim. Yine Cemet Akalın, Gülşen ve Hadise üçlü bir fotoğraf paylaştılar. Güzel. Bu fotoğraf yine Büyük İttifak diye yer aldı. Çünkü... Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğrafın üzerine Hande Yener de yorumlar yaptı. Tartışmalar çıktı yine. Ah Hande'cim bir çeneye buluşması... tutamıyorsun Hande ya. Bir çene ne, buluşsunlar ne var işte. Ben hoşuma gitti bu resim benim ya. Hoşuna gitti. Evet. Pop müziğin üçüncü ismi Hadise, Demet Akalın ve Gülşen öğle yemeğinde buluştu. Hadise yemekte çekilen fotoğrafı bu yazı sallar mıyız notuyla paylaştı. Demet Akalın da ne diye atmıştı arkadaşlar? Paylaştı bunu. Evet Demet Akalın da paylaştı bunu. Evet ne diye paylaştı? Dev buluşma. Ben bakamıyorum çünkü beni engellemiş. Evet. Ben beğendim bu fotoğrafı. Devler buluşması diye işte Demet Akalın'ın paylaşması da. Devler buluşması deyince tabii ki. Şimdi Gülşen Hadise, Demet Akalın üçlüsü. Aslında bu olaydan... Birbirlerinden güç alarak prim yapıyorlar aslında. Yani tek başına ismi değil de bu iki kişiyi de yanına katarak kendini daha da fazla güçlü hale getirme hissidir bu. Anlatabiliyor muyum? Yani hep beraber fotoğraf paylaşmak ama ben doğru buluyorum bunu biliyor musun? Çünkü Gülşen zaten yani bana göre şu anda primadonna. Ve... Demet aynı şekilde şarkıları son derece tutan falan filan, iş çok iyi yapan. Demet de aynı. Hadise de daha teenage belki gruba hitap etse de. O da Acun'un programlarında jüri üyeliği yaptıktan sonra bayağı bir kariyerinde iğme kazandırdı. Dev demek için çok erken. Yani Dev, Sezen Aksu, Ajda Pekkan. Bunlar yani onlar dev. Hani, siz dev değilsiniz ama... Siz de başarmış bir üçlüsünüz bence. Başarmış, şarkıları çok sevilen, değil mi? Bir yere kariyer sahibi. Ama bunu kendinizin, mesela Gülşen bunu hesabından paylaşmaz. Yapmaz. Gülşen'in tarzı değil mesela. Değil. Zaten bunu Gülşen paylaşmadı bak. Yani Hadise paylaştı. Çünkü, bu yazı sallar mıyız diye. Demet Akalın paylaştı. Devler buluşması diye. Gülşen şimdi böyle bak bir şey. Gülşen'in ihtiyacı yok tabii. Çünkü bak hemen anlıyorum ben. Şimdi Gülşen'in bu yanındaki ikiliden kuvvet alacağı bir pozisyonu yok. O yüzden böyle bir şey paylaşmaz. Evet. Buradan kim nem almak ister? Hadise almak ister. Yazı sallar mı istiyor mesela. Aha. Şimdi Gülşen zaten hamile bütün yaz zaten her gün gördük onu. Bana fenalık geldi bir çocuk ne zaman doğacak diye biliyorsun. Zaten salladı bütün yazı. Yani ben Hadise'yi çok fazla yazın görmedim ama... Gülşen'i çok gördüm. Demet Akalın'ı gördüm mesela. Yani burada buna ihtiyacı olan, bu tip şeylere ihtiyacı olanlar bunu kullanırlar. Hemen paylaşırlar diyorsun. Ben öyle bakıyorum. Benim bakış açım bu en azından. Gülşen'in paylaşmaması senin bakış açını destekler gibi görünüyor. Tabii bu buluşma aslında Hadise'nin Bodrum'daki plajıyla ilgili bir buluşma. Hmm. Onun lansman yemeği muhtemelen o plajda, geçen yılda olan plajda. Gülşen Demet Akalın'la herhalde konserler ya da organizasyonlar yapmak için böyle bir teklif ama yapmışlardı. Geçen sene de Gülşen da sahneye çıkmıştı zaten. Yok bunu orada. Ben beğendim. Bu fotoğrafı beğendim yani. Böyle olmalı zaten. Gerçekten böyle olmalı. Peki Gülşen'in elbisesini beğendin mi? Gülşen'in elbisesi pijama stili. Bak şimdi paylaştığı fotoğraflar da var. Ekrana geliyor. Bak şuna. Evet. Bak sana böyle. Bir şey söyleyeyim mi Gülşen'le alakalı? Hı-hı. Bence Gülşen giyim tarzı olarak... Bak şu pijama. Sahne fark etmez. Hep bana göre birçoğu Alaturka.
popçu. Ama pijama tabii, pijama derken pijama değil tabii ki bu. Gerçek pijama değil. Pijama stili yapılmış. Ama işte şu anda mesela modacı ait bir şeydir. Tamam, yani bu yaz gelir bu. Gülşen onu daha önceden giymiştir. Yani Gülşen'in bir stili var. Bence bir kadının stili olması lazım. Ve asla Alaturka bir kadın değil. Daha önce Rihanna giymişti ama bak. Yani işte. Rihanna giymiş yani en fazla. Anladın mı? Yani. O yüzden Gülşen'in tarzını çok beğeniyorum ben. Bu sene zaten bu kimono tarzı şeyler. Ben de giyiyorum biliyorsun böyle kimono gibi. Pijama tarzı. İşte ceket, pijama, pantalon. Aynen. Çok moda. Yazın da çok moda olacak. Ben Gülşen'i bütünüyle çok beğeniyorum. Yani her şeyini beğeniyorum. O yüzden Alaturka değil bir kere. Yani sahnede de dünya starı gibi değil mi? Çıkıyor. Kıyafetleri evet, evet. Öyle. Klipleri öyle. Gülşen'in ilk klibi de pijamalıydı, hatırlar mısın? Hatırlıyorum tabii. Görelim mi arkadaşlar, bakalım bak. Yıllar önce şimdi bak orada da pijamalı kız diye çıkmıştı. Tabi bu gerçek pijama. Yani herhalde değil mi? Gülşen güzel bir kız da aynı zamanda. Ağzı, burnu, yüzü güzel bir kız. Avrupa'yı yani, anladın mı? Aferin. Yıllar önce böyle çıkmıştı Gülşen. Pijamalı kız diye hatta şey olmuştu. Sonra yıllar sonra bu pijama meselesi moda oldu. Rihanna'dan sonra şimdi sokakta da. Evet, yani bütün dünya markaları zaten bu bunu yapıyor şu anda. O yüzden de moda, yani herkesin üzerinde göreceksiniz yakında. Peki Hande, herkese de yakışır. Hande'ye ne olmuş? Dur, Hande'ye ne oldu? Hande. Evet, dedi ki herkesin sataşıp bir dakika arkadaşlar durursak önümüzde yok çünkü yine bu. Evet. Ne demiş Hande? Okuyor musun? Okuyamıyorsun. Herkese sataşıp bir araba dolusu laf edip sonra gurursuzca yutup fotoğraf koymuyorum. Beni başka gurursuzlarla karıştırma demiş. Şimdi bunu tabii bir gazeteci, gazeteci yazdı. Hande. Demet'e gene laf gitmiş buradan. Bir araba dolusu laf edip bak herkesle sataşıp bir araba dolusu laf edip sonra şuursuzca yutup fotoğraf koymuyorum. Şimdi yani ben ona söylüyorum buradan. Hala yani yine Demet'e saldırıyorsun. Bak şöyle, Demet'in bu huyu, şöyle huyu. Hakikaten Hadise'ye de laf etti daha önceden. Biliyorsun Gülşen'e de çok eskiden etmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. Bak ama sürekli birilerine sataşıyorsun derken kime sataşmışım yahu? Beni kıskandığını belli eden iki tipe karşı kendimi koruyorum diyor. Esin Evet'e yazmış bunu. Neymiş yani? Yani bununla ilgili bir eleştiri çıkmış gazetede. Bunu da Hande'de. Ya ne alakası var? Demet Hadise'den iğreniyorum. Hadise'den iğreniyorum dedi geçmişte. Bu haber oldu. Ben bu haberi okudum mesela. Bak işte yani, karakterliği yer, karaktersizi öv. Bir de buna sessiz kal diyor. Ben sevenlerim sayesinde büyük bir yıldızım, mütevazi olmak zorunda değilim diyor Hande Yener, köşe yazarına. Şimdi daha önceki zamanlarda bir haberler çıktı. Yani Demet'in Hadise'den iğreniyorum falan diye yazdı. Google'a girip bakarlarsa görürler zaten. Şimdi ama bu şeyi ilgilendirmiyor. Hande'yi ilgilendirmiyor. Anladın mı? Yani Demet küser, vır vır konuşur, arkasından da barışır. Çünkü o anda belki bir an bir kıskançlığı veya da bir an bir hırsı olur Demet'in. Fakat sonrasında yufka yürekli olduğu için geçer. Şimdi Hadise'nin mekanında tahmin ediyorum Gülşen'de Demet'te sahne alacaklar. Evet, geçen sene almıştı da. Geçen sene almıştı. Bu çok normal bir şey. Yani Hande kendini izole ediyor bence. Kendini müziğinden ötürü başta hep aynısını söyleyeceğim. Seçmiş olduğu elektronik müzik yaptığı için zaten bir farklılığı var. Artı kendini de izole ediyor yaşam tarzı olarak ve kişilerden. Ben onu hiçbir sanatçıyla yan yana görmedim. Hande yapıyor kendi kendine bence bunu. Şimdi Demet'i eleştirirken, evet Demet olmak, bu insanlara... Yani olmak zorunda mı? Bilmiyorum ki. Hayır, şöyle olmak zorunda değil ama yapana da yani o zaman eleştirmeyecek. Evet. Yani Demet laf etmiş olabilir. Bugün vazgeçmiş olabilir. Şimdi Demet'e neyin hesabını soracağız? Şunu mu diyeceğiz Demet'e? Sen bunlar hakkında konuşuyordun. Şu anda nasıl bir aradasın mı diyeceğiz? Onun problemi o. Yani Hande ona bunun hesabını soramaz. Anlatabiliyor muyum? Onu söylüyorum. Her seferinde Demet ne yaparsa
arkadan bir yorum yapıyor yani. Ama tabii bu demin okuduğumuz yorumlar direkt Demet'e yapılmış yorumlar değildi. Neye de yapılmış yorumlar? İşte Esin Demet'e köşe yazarı yazdığı için Demet'le Hande'yi kıyaslamış. Onunla ilgili yaptığı eleştirilerdi köşe yazarına. Ama tabii ki laf arasında Demet'e de dokundurmalar fazlasıyla var. Yani evet, işte, ben hep bunu eleştiriyorum ve söylüyorum. Bence Hande'nin hiçbir şekilde Demet'in D'sini ağzına artık almaması gerekiyor. Demet'in seçimi. Demet ister Hadise'yle barışır, öbürküsüne öpüşür. Demet bu. Yani bugün onunla küser, yarın barışır. Yani ona iğreniyorum dedi. Öbürküsüne şey dedi. Neydi? Kıza, Aleyna'ya. Tesinden tahammül edemiyorum dedi. Yani ertesi gün 2-3 gün sonra bir araya geldi. Demet ne onları söylerken dilini şey kalbinle söylüyor, ne de geri alırken diline yapıyor. O yüzden de onu o şeyi de eleştirmeyeceğiz artık. Yani Demet'i tanıyınca eleştiremiyorsun çünkü. Demet'in yeni klibine bakalım o zaman. Saç stilini falan eski haline dönmüş. Beğenecek misin bakalım bak. Çok beğendim. O kadar modern olmuş ki. Kesinlikle ben de beğendim. O kadar güzel olmuş. Bayıldım yani. Eski haline dönmüş o bir işte. Bir verseniz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Evet. Bak gerçekten. Çok güzel saç olmuş. Saç kesim falan. Ama bu. Bayıldım yani. Evet. Aynen şu. Evet. Ama yeni imajı buradaki da paylaştığı fotoğrafta da saçları yine uzun. Sağdaki şimdi bak yeniden kısa gibi gözüküyor. Toplamış falan yok. Hayır, o zaman bu eski, bundan sonra yaptı demek ki. Evet, bundan sonra yaptı. Bundan sonra yaptı herhalde. Aynen. Evet. Evet, yok çok güzel olmuş, çok beğendim. Çünkü Demet de süslü olduğu için birazcık Alaturka duruyordu o saçlar falan. O kadar modern ve Avrupa'yı olmuş ki bayıldım. Çok güzel olmuş. Evet. Sadece deneyimli popçularda değil, genç popçularda da tartışma bitmiyor. Aleyna Fulin. Aleyna yüzünden hastaneye gidemedi diye. Onların da bitmeyen bir kavgası var kendi içlerinde. Emrah'la benim çok ciddi bir geçmişim vardı diyen Fulin. Karaduman'ın yeni sevgilisi Aleyna Tilki yüzünden hastaneye ziyarete gidemediğini söyledi. Fulin, bazı insanlar orada olduğu için hastanede ziyaret edemedim. İyileşince arayacağım dedi. Bak. Ay vallahi yani bak gerçekten bunlarda. Bu programı yaparken bazen enerjim öyle gidiyor ki hiç kimse burada öleceğini düşünmüyor. Boşu boşuna bu işler gerçekten yani. Yani bu bir hastalıktır. Geçmiş olsun dilersin. Ben de eski eşim vuruldu. Sevgilisi de var. Kalktım gittim hastaneye. Ne var bunda yani? Aynen. Kim yani? Ben görevimi yerine getirdim vicdani olarak yani. O kim ne olursa olsun ne yapacağını ne yapacaksın? Gidersin, geçmiş olsun dersin, çıkarsın, gidersin yani. Bu kadar gitmiyorsun. Fulinci bak sen de çok konuşuyorsun. Seni çok seviyorum ama gereksiz konuşuyorsun. Seni kim orada ne yapacak kimse? Gidersin hastane kapısına sarılırsın, öpersin. Geçmiş olsun dersin. Öyle yaptım ben. Sarıldım. Hiç konuşmuyordum eşimle. 6 yıldır, 7 yıldır. Ama Aleyna da okula geliyormuş. Okuldan hemen Eskişehir'e dönüyormuş okul bittikten sonra. Yani sürekli Emrah Karaduman'ın yanındaymış. Şimdi kapıda karşılaştım bilmem ne yapacaksın, ne edeceksin yani falan hiç gibi. Hiç umurumda olmaz yani. Vardır. Benim için önemli olan o kişinin yanında olmak mı? Karşımdaki insan beni kovsa bile, hı-hı, eğer ben onu kötü günüyse oraya en azından kendime görev edinirim, giderim, yaparım ve çıkarım, giderim. O beni kapıda onun sevgilisi mi karşılayacak, o bana onu mu söyleyecek? Hiç umurumda olmaz yani. Yani bunları konuşarak, bak nasıl Hande devamlı Demet yani takıntılı gibi duruyorsa, Fulin'de Aleyna takıntılı gibi duruyor bu konular. Bak şimdi her zaman iyiyi de söylüyorum, doğruyu da söylüyorum ona göre. Artık bitir şu Aleyna konusunu, boş ver. Evet. Peki Gülben Ergen haberiyle devam edelim. Allah Allah, sen Gülben Ergen haberi almıyorsun ben burada eleştirmeyeyim diye. Nasıl oldu böyle bir şey? Niye almıyorum canım, gazetede ne varsa bak. Hadi hadi, sırf ben burada konuşmayayım diye almıyorsun. Yer alıyor bak, eşinden yeni boşanan Gülben Ergen'in 3 yıldır şoförlüğünü çıkmış yapan Şehabettin Aydın ile samimi halleri kafalarda soru işareti bırakıyor diye bir haber yer almış. Bu nasıl bir haber, ben anlayamadım. Yani şoförünle niye böyle fotoğraflar çektirmiş Gülben? Gülben Ergen açıklama yapmış ama bu konuyla ilgili ve şoförüm değil demiş. Kimmiş peki arkadaşlar? Neymiş? Aile dostu. Mustafa Erdoğan'ın akrabası olduğunu zaten biliyorduk. Ama ben belki şoförlük yapıyordur diye düşünmüştüm. Sonra Gülben Ergen bu konuyla ilgili açıklama yapmış. Ailenin Mustafa Erdoğan'ın akrabası ve benim şoförüm değil de Mustafa Erdoğan'ın akrabası olduğunu ben söylüyorum. Gülben Ergen benim şoförüm değil diye. Evet, peki ben anlayamadım ki nasıl bir halüsinasyon görüyor ki gazeteci arkadaşlarımız yani arkadaş, akraba, tanıdık falan yerine yani nasıl şoför yazabiliyorlar yani?
Ben anlayamadım bunu. Nasıl bir yalandı o zaman bu yani? Çünkü şoförü Şehavet'in Aydın'ı yanından bak, ayırmıyor. Sanatçı yaklaşık 3 yıldır çalışanı olan Aydın ile öyle samimi ki ikili sürekli birlikte eğlenceli fotoğraflar çektiriyor. Aydın ise evde adeta ailenin bir üyesi gibi yaşıyor diye. Bugün gazetelerde yer aldı bu haber ama. Aile ben, yani evde mi yaşıyormuş bu adam? Hayır, evde yaşamıyormuş. Ailenin bir üyesi diye, üyesi gibi diye gazetenin iddiası var. Anladım. Fotoğraflardan yola çıkarak. Ama şimdi ben sana bu haberle ilgili şeyi söyleyeyim mi? Sen şimdi yine bana Gülben'i savunuyorsun falan filan yapacaksın ama. Ben bir şey ama savunmuyorum. Bu haberde yani bir şey yok yani. Gülben zaten hiçbir şeyini böyle birdenbire açıkça yaşamaz. Bana anlatma. Yani şoförüyle yaşamaz Gülben. Öyle bir şey olmaz. Yani bana da biraz bu çünkü haber. Çünkü parası olmadığı için mümkün değil öyle bir şey. Şoförün parası olması. Zaten şoför değil. Adama da şoför deyip durmayalım tabii ki. Ben demedim. Gazetede şoför yazmışlar. Gazetede yazıyor. Yani. Evet. Gazete haberine söylüyorum yani. Evet. Yani olmaz yani o. Evet. Mümkün değil öyle bir şey. Evet. Peki yalanladı zaten Gülben Ergen de. Bak ben de yalanlıyorum Gülben Ergen haberini. Vallahi. Çünkü mantıksız yani. Olacak gibi bir şey değil bu. Yani. Evet. Ama Ahmet, şimdi oraya da yazsaydın demir tüccarı işte ve müteahhit veyahut da hani böyle bir parası pulu olan ona inanırdım ben. Ama şoför olunca olmaz. Evet. Peki Ahmet Kural VTS'ine bakalım arkadaşlar. Evet. Recep İvedik yürüdü gitti diye Ahmet Kural'ın açıklaması var. VTR'yi izleyelim. Yeni aşk nerede be abi? Nerede? Yok, inşallah, inşallah olur bir gün. İnşallah, i̇nşallah abi. Bayağıdır yalnızsın çünkü. Evet, çok yalnızım. Kaç sene oldu yalnızım aynen. Nasip işte ya, bir kısmet çıkarsa bekliyoruz. Süper abi, bu yeni dönemde giren komedi filmleri var. Hı-hı. Takip edebiliyor musun hangilerini? Ya gidemedim daha. Recep'e bir gideceğim de gidemedim hala Şahan'ın filmine. Çok merak ediyorum. Evet. Bakalım. Güzel. Deli Aşk var. Deli Aşk'a gittik, galaya gittik. O çok evet, güzel. Güzel de gidiyor. Dün Tatlım Tatlım galası aynen, vardı. Tatlım Tatlım girdi. Ona gidemedik. Yani güzel filmler giriyor bakalım. Ama Recep biraz aldı götürdü yani. Aldı götürdü. Aynen. Rakip. Maşallah aynen. Rakip Çetin. Ya rakip evet, rakip ama işte arkadaşımız. Güzel, her şey güzel. Böyle işte sinema seyircisi artıyor. Harika oluyor. Piyasayı şu anda tek başına götürüyor adam. Şimdi medyanlar arasında bir böyle gerginlik oluyor ama sizde hiç öyle bir şey yok mesela. Yok be abi, niye gerginlik arkadaş olsun ya. Tabii. Yani gerek yok gerginliğe. Ya bir teklif gelse, örnek veriyorum, siz Murat Bey'le bir ikilisiniz artık, siz hı, deyince o geliyor, o deyince siz geliyorsunuz uzakla. Bir teklif gelse Murat Bey'den ayrı kabul eder misiniz? Edeceğim. Ederim. Murat Bey acaba? Tabii Murat da eder, ben de ederim ama şu anda yani hani güzel bir iş yapıyoruz ikili, güzel gidiyor. Tek tek yapmanın da şu anda bir anlamı yok diye düşünüyorum ama yapacağız. Yaparız. Farklı senaryolar, farklı senaristler, farklı yönetmenler inşallah. Ama şu an kendi işimizi yaptığımız için onu iyice bir oturtalım, ondan sonra güzel güzel işler yapacağız inşallah. Yaptığınız diziler çok iyiydi abi, o dizileri. Evet, dizi yapacağız. Yani, seneye Ocak gibi inşallah, Aralık gibi Allah nasip ederse bir dizi çekimine başlayacağız. Kadro aynı gibi dizilerde, filmlerde. Yani genelde evet aynı arkadaşlarla kimlik çalışıyoruz ama farklı karakterler de oluyor, farklı oyuncular da olacak tabii. Peki yaz sezonu geliyor, yaz sezonu genelde film çekmeye ait zamanlar. Evet, film çekeceğiz. Yeni bir senaryo geliyor şimdi, Selçuk yazıyor. Çalgı çengi değil, düğün dernek değil. Başka tamamen yeni bir hikaye. Bakalım. Şaşırtık böyle bize bir dramda falan göremez misin? Ya görürsün de onun için şu an erken ya. Gülmek güzel, güldürmek onu güzel. Onu ben özel hayatımda aynen yaşıyorum mu diyorsun? Yok, özel hayatım da gayet renkli, eğlenceli, değil komik. Mi? Yani dram yaparız ama ne zaman o da belli değil. Bak Ahmet Kural'ı niye seviyorum biliyor musun? Recep İvedik'e en yakın onların filmi oldu. Cem Yılmaz'dan evet, daha yakın. Doğru. Onlar ikisi aslında rakipler. Düğün dernekler aynen. Değil mi? Şimdi niye hiçbir zaman Ahmet Kural çıkıp da işte biz düşündüren kaliteli şeyler yapacağız falan filan demedi de. Çünkü o zaman yakınlıksa Recep İvedik'in rekoruna onlar daha yakındı. Yakın, doğru. Ama her zaman bak görüyor musun saygıda kusur etmiyor. Teslim ediyor yani. Diyor ki yürüdü başarının gitti diyor. Teslim ediyor. Yani o yüzden de bir taraftan baktığın zaman şeyden Şahan tarafından da baktığın zaman hani diyoruz işte Cem Yılmaz'la niye böyle bir kavga gürültü. Niye bununla yok? Niye Ahmet Kural'la yok? Eğer Şahan kavgacı bir adam olsa bununla da. Ama çünkü bu adam demiyor ki ben işte kaliteli yapmıyorlar işte bilmem ne yapmıyorlar yermiyor anlatabiliyor muyum yani eleştirmiyor. Hakkını teslim ediyor. Bu güzel bir şey ve en büyük rakibi o aslında Cem Yılmaz değil. Evet. Gerçi yani film Şahan, Şahan da geçen gün Cem Yılmaz'ın yapımcının üstlendi film için yolu açık olsun diye paylaşmışlardı. Yani aralarında da şu an öyle bir
gerginlik yok diye söylüyorum. Hayır, genel itibariyle evet, vardı ama bugüne kadar. Rakip olarak gösterildiği için, sinemaları karşılaştırıldığı için hep onlar kıyaslanıyor ama Ahmet Kural... Ne güzel gibi, bir hareket yapmış hep, Ahmet hep Kural. Hep destek, galaya gitti, destekledi, her seferinde söylüyorlar. Şahan'ın ikinci kez baba olduğunu dün yayın sırasında söylemiştik. Kucağına aldı bebeklerini. Allah bağışlasın. İkinci bebeğini, kız çocuğu oldu. Ela. Bir bebek haberi daha var. Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'den. Onu da hemen ilk bizden duysun seyircilerimiz. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci kez bebek sahibi olacak çift ve 4 aylık hamile oldu. Dün itibariyle Zeynep Demirel'in ortaya çıktı ve cinsiyeti belli oldu tabii ki. Bu sefer erkek çocukları olacak. Aa, ne olacak. Güzel. Aynen. İlk bebekleri kaç yaşındaydı arkadaşlar? Kız çocukları vardı. 3 yaşında. Allah tamamını erdirsin. Gerçekten çocuk çok güzel bir şey. Hani tek çocuk bence sorunlu oluyor. Tek çocuk. Aha. Tek başına büyüyünce şekil ağa oldu. O yüzden muhakkak ikinci çocuk gelmeli diye düşünüyorum. Evet. Evliliklerde. Birbirine çok yakışan bir çift. Çok beğeniyorum bu çifti de. Yani, Zeynep Demirel Belçika güzeli zaten. Çok güzel bir kız. Ve bloggerlık yapıyor. Çok çok güzel hani bir gerçekten. Kız. Fiziken de, fiziki özellikleri de birbirlerine çok yakın. Evet. Çok güzel çocukları olacak. Şansları, bahtları güzel olsun diyoruz. Evet, dün itibariyle cinsiyeti belli olmuş. Allah sağlıkla kucaklarını almayı nasip etsin. Evet, başka? Diyelim. Reklam. Başkası da bu. Hep reklam al sen. Hep reklam al. Reklam. Ekranların en çok sevilen sunucusu Zuhal Topal bugün duymayan kalmasın da. Ünlü isim tüm polemiklere cevap veriyor, hakkında merak edilenleri anlatıyor. Zuhal Topal tüm öğrenmek istediklerinizi birazdan canlı yayında anlatıyor. Deli durma meczup, seni de üzerler. Kimileri var ki meczup derini. Değerli 10 şarkı var. Estağfurullah, evet, teşekkür ederiz. 10 şarkı var albümde. 8 tanesini ben yazdım. Sözleri ve besteleri bana ait. Bir tane Ceza'yla beraber yaptığımız bir şarkı var. Düet. Onun müziği Ceza'ya ait. Sözlerini beraber yazdım. Bir tane de Fikret Kızılok şarkısı var. Bizim çok sevdiğimiz, zaten çok değerli ustamız. Sözleri Ahmet Arif'in 33 Kurşun şiirinden. Öyle çok değerli toplu, çok sevdiğimiz, içimizde çok sinen bir albüm oldu. Klibe çok vakit ayıramadık. Hemen yarından itibaren, yarından tezi yok. Klip çalışmalarımız başlayacak. Nisan ayında çıkmış olur herhalde. Sizden bir sürpriz gelecek mi yakın zamanda? Hani bayağıdır... Bizden, yani benden bir sürpriz derken... Bir, ha, bir proje var, bir televizyon projesi var. Olursa o herhalde sürpriz olacak. Talk yani show çok güzel bir şey. Müzik abi, yok, müzik. Talk show da var içinde. Yani hem canlı stüdyosu var, hem başka bir şey... Ama güzel bir iş, çok güzel bir iş. Kesinleşti mi peki? Yani başlayacak mısınız? Tarih belli oldu mu? Hayır, kesinleşmedi. Kanalla böyle şey, manevi sorunlarımız var. Ha, tamamen duygusal sorunlarımız var orada. Hocam, ustam, bizi yetiştiren Mustafa Alabarı'nın doğum günüydü. Doğum günü kutladık. Aramızda hala olduğu için, hala sağlıklı ve mutlu olduğu için de şükrediyoruz. Ben de genç sevgilimle. efendim? Çok eski. Aslında eski aşk ama işte yıllardır yakalayamadınız. Ondan sonra Sumru Dinçel, benim ustamın, gerçekten beni bugünlere getiren ustamın eşi. Aynı zamanda da benim hocam Sumru Dinçel. Şimdi onu taksiye bırakacağım. Müsaadenizle. Tabii arka sokakları soruyorum. Çok iyi gidiyor. Müsaadenizle dedim, arka sokakları soruyorsun. Müsaadenizle. Yıllardır da formunuzu koruyorsunuz. Koruyorum, bunun evet. Bir formülü var mıdır? Dikkat etmek. Bir de çok iyi öğrendim artık beslenmeyi. O benim artık hobim, hobimin yanında işim. Selahattin'le de çok güzel yeni projeler yapacağız. Ferhat Bey'in bir açıklaması vardı. Bülent Ersoy'u zayıflatmak
gitmek istiyorum diye. Sizin de var mı ünlü camiada? Vallahi hiç düşünmedik. Bize gelirlerse herkesi zevkle zayıflatırız. Kim bizden bir yardım talep ederse biz zevkle kendisiyle çalışırız. Peki vaat var mı? İşte 5 kilo bir haftada. Yani şöyle bir şey, kadınlarda 4-5 kilo garanti, erkeklerde de 7 kilo gibi. Yok. Evet. Ve biz yemekleri biz gönderiyoruz. Kimileri durma mektup, seni de üzerler. Kimileri var ki mektup. Şimdi de bir furya çıktı. Bu yemekleri eve gönderiyorsun ya. Hani. Ama bu iş çok fazla... Olmuyor yani, ben size ama söyleyeyim. O kadar çok firma var ki onu yapan, değil var mi? Var birçok, yani başarılı olanlar da var içinde ama mesela salata geliyor, İşe böyle pörsümü şeklinde salata geliyor. Yani olmuyor, o tazelikte yiyemiyorsun yani. Hı. Yani çok zor bir sistem bu. Hani herkes yapıyor ama hani herkesin yapacağı, yani daha doğrusu herkes yapsa bile salata gidene kadar buruşuyor mesela yani. Yemeğe iğreniyorsun yani, ben mesela yapamadım o yemek şeylerini. Denedin mi onu? Denedim o zaman, denedim, yapamadım ben. Çünkü o şeyde arabada gelirken herhalde o şeyler birbirine karışıyor. Yani et yiyorsun. İyi koruyamıyor olabilir. Olmuyor. Evet. Yani korusalar da tadı zaten tatsız geliyor. Hani diyet olduğu için iyice bir kötü oluyor yani. Ben onu sevmiyorum pek. Peki bir yıl sonra ekrandaymış efendim. Kim o? Beren Saat. Bir yıl sonra senaryosunu Japon'un yazdı diyeyim. Çünkü Yuji Sakamoto adı. Woman dizisinin uyarlamasıyla kamera karşısına geçecekmiş. Hmm. Beren Saat. Geçen gün... Ya bir şey söyleyeceğim. Bu dünyada trend oldu biliyorsun değil mi? Kore filmleri. İşte değil mi? Kore dizisi hep, herkes onları yapıyor artık yani. Demek evet. ki onların da enteresan duygusal bir yaşam bağları var demek ki yani. Çünkü hiç? Korelilerin şeyleri nedir? Aile hayatları, tarzları bize çok yakın. Yakın, o evet. yüzden Kore'de yapılan filmler ve diziler daha fazla ilgi görüyor. Bize çok denk düşüyor. Bize uyarlanması daha kolay oluyor. Şimdi de işte Beren Saat yapacakmış. Ve geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile bir araya geldin, acaba film mi, dizi mi çekecekler, ne yapacaklar falan diye. İşte bu diziyi yapacaklarmış, Woman diye. Hmm. Muhteşem İlker yüzü, Kaleli dizisi doğru vermiş. Bir isim bence, çok. Çok başarılı bir çocuk o yani, gerçekten. İlker değil mi? Tabii yani espri tarafı var, sadece senaryo bağlı değil bu, belli yani. Çocuğun esprili bir hali var, oyunculuğu çok kuvvetli, aşkı çok güzel yaşayan ve anlatan bir çocuk yani gerçekten. O belli ki senaryonun dışına da çıkıyor yani. Çok 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 iyi bir oyuncu bence. Doğru. Çünkü hep aynı isimler de bence olmamalı yani. Hep aynı çiftler, aynı isimler olmamalı diye düşünüyorum. Mesela ekranın unutulmaz çiftlerinden bir tanesi tabii ki Beren'le Kıvanç da herhalde, değil mi? Aşkı evet. Memnu. Ben Aşkı Memnu gibi bir dizi olsun çok istiyorum. Bak, ya. Kıvanç da ne kadar küçükmüş ya. Beren de öyle gerçi. Bak, Kıvanç burada ne şiş koymuş yalnız. Değil mi? Evet. Kilo. Ama o zaman da yakışıklı geliyordu mesela. Tabii. Çok Kıvanç. Kıvanç her zaman yakışıyor ama şimdi oturdu tipi bence. Evet. Yani şu an. Bir sesini açın bakayım arkadaşlar. Ben bu kapı açıldığında da öleceğim belki. Benim ölmemi istiyor musun? Beni kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Muhteşem bir diziydi ya. Beni. Lütfen. Beni. Allah Allah, burada vuruyor kendisi. İşte. Sen benim oğlum. Nasıl korkunç bir şey ya bu aşk. Ya. Hala izlerken bile mesela etkileniyor insan, biliyor musun? Etkileniyor. Şu anda şeyde. Bırakabilirim seninle şu anda programı. Programı bırak. Şunu izle. Allah. Bitti. Bir kadın bir erkek için hayatını sonlandırabiliyor da bir erkek o kadına sahip olabilmek için bile o yürekte olamayabiliyor. İşte bu bunu anlatıyor. Aslında orada Kıvanç... Benim kalbimi dokunuyor. Yeter artık. Tekrarını istemiyoruz. Ama burada anlatılmak istenen... Evet, yasak bir aşktı. Olmayacak bir durumda ama aşık oldular.
kadın kendini öldürecek kadar erkek çıktı. Öbürküsü bu işin arkasında duracak kadar bile çıkamadı. Erkekle kadın arasındaki maalesef nüanslar. Bu tür diziler gerçekten 10 yılda bir falan geliyor ekrana. O dokuyu, oyuncular, hikaye falan. Ama çok önemli bir eser hikayedir zaten Aşk-ı Memnun. Şimdi işte Beren tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. En son Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde oynamıştı. Orada da çok başarılı olmadı o iş. Kösem tarafı. Kösem'in hikayesine bir şey. Kösem'i kim çekse olmadı biliyor musun? Daha önceki yıllarda da olmadı. Daha önceki yıllarda Kösem'de da. Kösem'de bir şey var. Kösem'de bir şey var. Kösem'de bir şey var. Peki Haliler Gün'e bakalım. Haliler Gün'de kameralarımıza yakalandı. Dün akşam yakalandı derken konuştu tabii ki. Proje soralım. Yine proje yapımda. Şimdi söyleyeyim abart tabii. Bakın uzun zaman oldu yani. Çok iyi proje gelmedi ya arkadaşlar. Yani öyle içimizi ısıtan bir tane var bakalım şimdi onu bekliyoruz. Nasıl karakter de göreceğiz bari ondan biraz bahsedelim. Biraz 1908'lerde geçecek. O kadarını söyleyebilirim yani. Sivil plan mı olacak? Yok hayır. Sivil ama yani o dönemin çalkantılı dönemin içinde bir aile. Çok siz sevdik. Siz acıttınız canımızı. Çok sevdik. Çok gençsin ama. Çok sevdik çok önemli bir şey. Mesela benim evimde öyle yoktur biliyor musun? Ben içkici adam oldum çünkü gece çıkınca içiyorsun tabii arkadaşlarımla. Siz de yakalıyorsunuz. Ondan sonra sen içkici adam oluyorsun. Öyle değil ki ben yıllarca aklıma gelmedi içkici. Canım. İşiniz yok mu? Kolay gelsin. Estağfurullah. Ya, rahatsız olur mu ya? Deli misin? Ben hele konuşmayı çok seven bir adamım da. Geliyor buradan. Öyle işte. Evet. Yaprak dökümüyle gönüllere taht kurmuşlardı. Yaprak dökümünden Fahriye Evcen çıktı. Değil mi? Bayağı bir başrol kazandırdı Yaprak Dökümü dizisi. O da mesela yani. O da, bak, evet. Bence gelmiş gelmiş geçmiş en iyi dizilerden bir tanesiydi. Yani bütün kast, oyunculuk muhteşemdi. Onu da böyle Aşk-ı Memnun gibi nefes almadan bekliyorduk gerçekten. Haliler Gün yanındaki Arzu Okay'dı. Arzu Okay'la beraber SİA'da gitmişler. Sinema Yazarları Derneği ödül töreninde ödül almışlardı. Geçen gün Haliler Gün. Evet. Yıllar önce de bu görüntüler geldi ekrana. Baksana kimler var tabii dizide. Canım. Hepsi de sonra başrol oynadılar. Evet. Bütün kızları başrol oynadı. Acayip bir diziydi. Evet, tutmuş bir diziden sonra zaten oyuncular tek tek başka projelere yelken açıyorlar. Peki Murat Yıldırım ve Tolga Sayışman son dönemin iki doktor ismi. İkisi de son projelerinde doktor olarak ekranlara gelecekler. Bir bakalım görüntülerine arkadaşlar. Ne var ne yok. Ameliyat başarıyla Evet, Murat Yıldırım bu da Sonsuz Aşk filminde 24 Mart'ta vizyona girecek Fahriye Evcen'le oynadığı film orada bir doktor karakterini canlandırıyor. Yine şeyde nedir o Tolga Han da yeni dizisi için doktor karakteri olarak ekranlara gelecek. Bu arada doktor olmak moda galiba. Yani yani bu hikaye ama doktor dizileri de bir ara çok meşhurdu bizim şeyde de. Aslında Amerika'da falan da tabii böyle yani, yıllarca dünyada, sürer. Dünyada trend neyse. Bu hastanedeki günlük storyler, hikayeler, hastane şartlarındaki hikayeler olur. Bir şey söyleyeceğim. Türk erkek oyuncularıyla ilgili. Dubai'de kurslar açıldı. Türkçe öğreniyor kadınlar. Kıvancın falan şeyini anlamak için, lisanını öğrenmek için, dizilerdeki konuşmaları anlamak için biliyor musun? Doğrudur. Yani Türkçe öğrenmeye başladılar Arap kadınlar. Yani mesela Dubai'de öğreniyorlar yani şu anda ne kadar güzel bir şey. Yani bir dizinin gücüne canım, bakabilir aynen misin yani? Yani Türkiye'yi tanıtıyor, senin dilini, kültürünü, her şeyini yani, sınırları aşarak başka ülkelere tanıtıyor. Tolga Sayışman oynadığı bu da Kaderin Cilvesi adlı
bir filmde o da doktor rolüne girdi. Evet, evet. O da önümüzdeki günlerde ekrana gelecek film. Ama senin geçen gün Murat Yıldırım doktor rolüne girdiği konuyla yaptığın espri bombaydı. Hangisi? Fahriye hasta. Evet. Murat Yıldırım doktor ya. Evet. Sen de dedin ki yani hani iyi ki Fahriye ile böyle bir aşk yaşıyor. Çünkü hani beni kontrol etse şey olmaz. Murat Yıldırım bak hala gelmiyor programa. Gerçekten küseceğiz. Gelecek, gelecek. Evet. Tolga Han'ın Los Angeles'tan fotoğrafları hazır mı arkadaşlar? Tolga Han hala Los Angeles'ta mı? Çünkü hem orada hem burada işte bak evet. Almeda Abazi ile evlendiler biliyorsun. Bu ara Los Angeles'ı Türkler bastı. Alişan da orada. Herkes Alişan orada yani. Alişan orada. Erkan Petekkaya gidiyor zaten Erkan şimdi. Erkan Petekkaya orada. Daha orada Hazal değil. Hazal Kaya şimdi. Orada. Evet. Herkes orada bu ara. Sonuçta şeyde nedir? Oyuncular dizilere ara verdiği zaman ya da tatile çıktıkları zaman ilk tercih ettikleri yerlerden bir tanesi oluyor. Hollywood cazip geliyor herhalde bizimkilere. Yani. Ama Almeda Abazi zaten hem İstanbul'da hem Los Angeles'ta iki tarafta birden yaşayacağız bundan sonra diye açıklamada bulunmuştu. Düğünden sonra Los Angeles'ta yaptıkları düğünden sonra. Bu da işte Tolga Sayışman'la birlikte oradan çektikleri videolar ve fotoğraflar. O kadar zor bir şey ki o. Yani nasıl yaşayacaklar? Burada çocuğun işleri var. Diziye her gün gidip gelmek zorunda. Yani Los Angeles'ta sanki bir tanesi Anadolu yakası, bir tanesi Avrupa yakası yani. Olacak iş değil yani. Arada giderler yani. Arada bak, giderler. Aynada Star Wars setinde Hollywood stüdyolarını geziyorlar, eğleniyorlar. Evet. Peki devam edelim. Dün Kerem Bürsin haberini vermiş ki doktora gitti, gitmedi haberleri ne için gidiyor acaba diye. Leyla Lidya Tuğutlu ile aynı dizide oynuyor ve Leyla Lidya Tuğutlu'ya da bu konuyu sordular. Bakın ne yanıt verdi. İzleyelim. Aylardır bekliyorum bugünü. Çok güzel bir reklam filmiyle de karşınızda olacağız. Güzel, çok güzel bir proje oldu. Şimdi günlerde galiba Kerem Bey hastalanmış sette. Hemen neyle ilgili geldiniz? Ya öyle yani şey, ya bir yandan yürüyelim de yani cidden bekletmek istemiyorum. Aynen rahatsızlık yani yorgunluk falan filan ne olacak? Yani aynı şeyler. Durum ne peki? İyi. Yani sonuçta sete geri dönüyoruz. Aslında ama şu, yani çok ciddi bir şey değil o. Alerjik bir reaksiyon gösterdi vücut sadece. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İşte beraber de, Cem Bindir'i beraber anlayacağız. Konuşmuyorum. Hayır, diziye bağlayacaktım. Yok, okulları bilmiyorum, ne olur. Ne zaman başarılı olacak sadece? Yanlış haber yapmıyorum diye. Uzun bir süredir. Tamam. Evet, rol arkadaşı Leyla Tuğutlu, Kerem Bürsin'le ilgili alerjik bir durum olabilir diyor ama biz de ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz diyor. Seren Serengil. Duydun mu? Hayır. Kim ne demiş söyle bakayım. Sen onu söylüyorsun. Bana başka bir haber geldi şu anda. Ne geldi? Takılı kaldım. Hemen her gelen anlatma da burada küt diye. Ha, yani yalan sen... yanlış olabilir çünkü o yüzden. Ha, yani ben bugüne kadar bunları hiç dikkat etmedim. Sen bana iyi ki öğretiyorsun tabii, şu anda aynen. Bunu. Söyle bakayım neymiş. Söylemiyorum diye. Ben patlatacağım. Sana da hiçbir şey söylemeyeceğim. O anda söyleyeceğim yayında bundan sonra. Ha, abi geldi, de bana yayını öğretiyorsun. Ben. Söylemeyeceğim şu anda çünkü emin değilim. Gene gelsin yarın araştıracağız. Ne zaman araştırmadan bir şey söyledim ki ben? Bravo aferin. Tebrik ederim seni. Harikasın. Ne söylüyordun söyle sen. Kerem Bürsin'in diyorum hastalığıyla ilgili alerjik bir durum diyor ama... Biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Kerem'in daha önce işte 2015'teki bu görüntüleri ekrana gelmişti dün. Ve hastaneye gidip hastaneden bu fotoğrafları çok konuşulmuştu. Geçen günde yine apar topar hastaneye gidince acaba ne oluyor diye Leyla Lidya Tuğutlu'ya da sordular. Alerjik bir durum olabilir ama biz de ne olduğunu bilmiyoruz diye. Yine soru işaretleri ya, alerji bıraktım. Olabilir çocuk Allah Allah. Beyaz tenlerde alerjik durum oluyor zaten. Öyle her mi? Konuda bilir kişiyim ya ben. Ya size bir şey hiç unutmuyorum bir şey söyleyebilir miyim söyle gerçekten diyeyim. Dedim ki işte biz şimdi her konuda bilir kişilik yapıyoruz ya bazen evet. Tabii kendi kendimize yorumlar da yapıyoruz arkadaşlar normal. Deniz Akka ile bu programı sunarken bir trafik kazası oldu. Ben dedim ki bu araba tabii dedim çok eski bu hale gelmesi normal dedim. Deniz de dedi ki bunun dedi saçları işte eskimiştir dedi yani arabanın saçı eskimiştir dedi. Yani her konuda bizim bilirkişi olmamız gerçekten çok komiktik yani. Evet. Araba. Ona da karıştık. Kadar evet yani. Evet aynen. Kaporta boya işte her şeyden anladık.
Evet. Tebrik ediyorum. Peki haber turuna bir bakalım. Ay, amma haber turu var. Evet, verelim arkadaşlar haber turumuzu. Görelim. Evet, haber peki, turumuzu. Tarkan varmış, Tarkan haberi varmış. Peki haber tamam. Turumuzu veremedik. Birazdan. Tarkan'ı verelim birazdan onun gelecek. İçin. Tarkan baba olmak istiyor diye. Aa, güzel. Aynen, Ozan Çolakoğlu'nun yeni babanın açıklaması var. Ozan Çolakoğlu orkestrasıyla Serhan Yaşlıman'ın Beni Mi Buldun şarkısının klibi için kamera karşısına geçmiş. Ve demiş ki Tarkan'la ilgili bir açıklama yapmış. Azur'u, Gülşen'le beraber olan oğulları Azur'u görmeye gelmiş Tarkan'la Pınar. Ve Tarkan, ben de çocuk sahibi olmak istiyorum. Beni gaza getiriyorsunuz Ozancığım diye açıklamada bulunmuş Ozan Çolakoğlu'na. Ama artık bence Tarkan'ın da çocuk sahibi olma yaşı geldi. Madem evlendi, değil mi? Çok da normal yani, bu artık tamam yani, artık evlendi ve çocuğu olabilir. Evet, Ozan da öyle diyor. İnşallah o da baba olur ve onun çocuğu da Azur'la birlikte büyür diye. Müzisyenlerin, şarkıcıların çocukları birlikte büyür diye açıklamada bulunmuş Ozan Çolakoğlu. Ama Gülşen'in mesela oğlumu ticari amaçlı kullanmam diye bir lafı vardı geçen hafta, biliyorsun. Hani Ozan Çolakoğlu da bununla ilgili demiş ki çok astronomik rakamlar olsa bile fotoğrafını dergilere satmayız demiş. Doğru söylüyorlar. Yani bence ihtiyaçları yok zaten. Yani çocuk, yalnız şunu söyleyeyim onlara. Bir süre göstermemek isteyecekler. Bu böyle bir yaşına kadar falan devam edecek. Sonra yavaş Engin yavaş. Altan göstermiyor. Şahan Gökbakar göstermiyor. Yani göstermiyor. Göstermiyor, nazardan ötürü aslında. Evet. Neden olabilir başka türlü? Yani niye çocuğunu paylaşmasın insan? Ama nazar değebilir. Yani insan ama bir gün tanıyacak. Çünkü ünlü çocuklar, yani ünlü anne babanın çocuklarının tanınmaması gibi, bilinmemesi gibi bir şey söz konusu olmayacak hayatları boyunca. Benim ama belirli bir yaşa kadar belki nazar değmesin diye koruma anlamında. Meryem Uzel de göstermiyordu mesela şimdi. Evet. O da göstermeye başladı. Kızı biraz çünkü ne kadar mücadele, o da yorucu bir iş biliyorsun. Yani tabii, saklamak. Sakla. Yani o da gösterme. Çok yorucu ve şey. Ama bunu da kabul etsinler. Onlar ünlü ve anne baba, çocukları da ünlü olarak doğdu ve o şekilde yaşayacak. Yani alın yazısı bu. Yapılacak bir şey yok bunda. Ama ben de şunu anlamıyorum. Gülşen'le Ozan'ın çocuklarının fotoğrafı için çok astronomik rakamlar verecek bir dergi nerede var? Öyle bir dergi var da biz mi bilmiyoruz? O da başka bir konu tabii ki. Yani dünyada oluyor bunlar. Evet, dünyada gerçekten dünyada oluyor, evet. Milyon dolarlar veriyor. Çünkü o fotoğrafı kapağa koyduğun zaman o derginin satışı 3'e 4'e katlanıyor. Yani belki o, tabii onlar da o dünya kafasında, şey hayır ki. Belki o dünya kafasında ve dünyada olup bitenle daha çok ilgilendikleri için hani böyle bir şey gelse bile demiştir. Yani evet. Hani burada şu anda oluyor anlamında değil. Yani bu bize teklif edilse bile bu bize kabul görmez demiştir. Bana göre de doğru, insan çocuğunu kullanmamalı. Çünkü çok çocuğunu, yani ben Türkiye'de herkes çocuk sahibi. Bizim ünlüler çocuk doğurunca sanki dünyanın en büyük mucizesini yapmış ve anne olmakla, yani tabii ki çok büyük bir mucize. Ama herkesin çocuğu var. Hani evet. Hep böyle bir çocukla gündeme gelmeye ve çocuğunu göstererek, çocuğunun arkasına sığınarak bile ayıplarını örtmeye çalışanlar da var bu memlekette maalesef. O yüzden burada Türkiye nüfusunun herkes neredeyse anne oldu ve çocuğu var. O zaman herkes kahraman. Yani hani böyle bir hal var ünlülerde. Çocuğu olunca bir kahraman oluyorsun, bir şey yapıyorsun. Herkes de anne oluyorsun sonuçta yani. O peki, yüzden de istememiş olabilirler. O zaman bir iki haberimiz var, onları izleyelim. Ondan sonra biz onları izlerken Zuhal Topal'ı stüdyomuza evet, alalım mı? Evet. Zuhal Topal bizle beraber Zuhal olacak. Topal önemli açıklamalarda bulunacak arkadaşlar. Son zamanlarda evet. Çok uğraşıldı kendisine ve bakalım evlilik programlarıyla alakalı kendisinin düşüncelerine birazdan Zuhal Topal stüdyomuzda olacak. Neyi de aldı, ödülü vereceksiniz? En iyi kadın oyuncu sanıyorum. Sizin favoriniz var mıydı peki? Hepsi benim favorim. Meslektaşlarımın her biri ayrı ayrı değerlidir. Oscar ödül töreni gibi zar sıkıntısı olmaz değil mi? Olursa bir çözeriz ya. Çözeriz. Bizde o kadar büyütülmez o işler. Bizde her törende olur çünkü öyle şey. Amerikalılar alışık olmadığı aynen. için bir facia gibi karşıladılar. Siz bazı haberler çıkmıştı dolandırılma ile ilgili. Neler söyleyeceksiniz onunla ilgili? Söyleyecek bir şey yok çünkü o eski bir haber. Yani neden yeni bir haber gibi yapıldığını bilmiyorum. Muhtemelen haberi yapana sormanız gerekiyor. Bunu çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın.
televizyonla ilgili üzerine çalıştığımız bazı yarışma programları var. İyiyiz. Çocuk büyütüyoruz oğlum, ne yapalım? Nasıl yaramazlıkları falan başladı? Hayır. Daha başladı mı? Yok. Peki bir sinema filmi tekrar gelin mi ya da çakalar tarzı? Bak abi, çalışıyoruz yani, kime sorsanız tabii ki projeler var filan falan denir. Bizde de proje bitmez. Üzerine çalışıyoruz inşallah. Doğru zamanda doğru projeyle çalışacağız yani. Böyle komedi filmlerinde mi göreceğiz böyle başka? Dram gelir mi sizden, şöyle bir ağlatacak bir şey? Evet, dram geliyor. Yok. Kısmet. Tabii ki üzerine çalıştığımız şeyler var. Arasında hem komedi de var, hem dram var, hem işte aşk filmi de var inşallah. Sizin aşkınızı yazdığınız bir hikaye falan da olabilir belki. Ya aşkımızı yazamam ya. O kadar bir aşk ya. Sevgili seyirciler, şu anda Zuhal Topal stüdyomuzda. Baktı olmadı, olamadı. Ben yani evlenemedim, edemedim. Kız ne yaptı etti? Bıraktı stüdyosunu, buraya geldi gerçekten. Seni almaya geldim Sera. Ya işte, hoş geldin. Şu seni bir evlendirsen var ya. Olacak olacak, ben hissediyorum. Sanki pek yakında olacak gibi. Allah Allah. Böyle bir his geldi, bilmiyorum neden. Sen, diyorsan senin kalbin temiz olduğu için canım, inanırım canım benim. Ederim. Hoş geldin, hoş çok bulduk. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, harika görünüyorsun valla. Teşekkür ederim, siz de öyle valla. Yani. Sabah sabah harikasınız. Bayılırım enerjinize. Evet. Kolay değildir yani bu saatte bu enerjiyi yakalamak. Düşün bir de Cengiz'e yapıyorum. Güzel Seren'le ona rağmen. Yani başka seviyorsunuz birbirinizi. Çok yani gerçekten. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Şey nedir o? Bu evlilik programı. Tabii ki senin mesela Star'daki evlilik programı çok konuştu. Bize de konuklar geliyordu. Gerçekten gelen adaylar. Burada sohbet ediyoruz falan filan. Müthiş. Yani. Bu arada hepsini size çok selamları sevgili. Özellikle evet. Muhammed Seren Hanım'a dedi. Aynen. Özel sevgi ve selamlarımı iletin dedi. Evet. Bir daha gitsen şuraya var ya. Gelecek, olacak bir şeyler. Bir daha gitseydim artık Muhammed'le evlenecektik. Başka çaresi. O yüzden gitmedim bir daha. Bir şeyler olacaktı biliyor musun orada? Muhammed'in. Evet. Şöyle düşünüyorum ben. Evlilik programları Türkiye'de 3 tane evlilik programı var sanıyorum toplamda şu anda. Ve aslında en fazla konuşulan Zuhal Topal'ın evlilik programı oldu. Eleştirilen, uğraşılan, zaman zaman iftira atılan. Şimdi biz burada bu kanalın çatısı altında olduğumuz için dışarıda ben çalışıyor olmuş olsaydım belki acaba mı diye soru işaretleri benim de kalabilirdi. Ama içeride olduğum için neyin doğru olup olmadığını bildiğimden çok rahat sorabiliyorum. Teşekkür sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle mi oldu? Zuhal Topal ilk önce oyuncu, yani senin bir oyunculuk kariyerin var, oradan geliyorsun. Hatta ilk bu programı yaptığında o bir oyuncu nasıl yapacak bu program falan dediler. Oynuyor falan dediler. Sen taklit yapıyordun aslında. Hani biraz da mizah yaparak başladın bu işe. Seni en başta bir ciddiye alınmadın aslında. Yani en başta. Fakat sonra iğmeyi yükseltip reytinglerde de öne falan geçince düşman kazandı ve uğraşılmaya başlandı. Ve en fazla sanıyorum haksızlığa uğrayan insan haline geldi. Evet. Zaman zaman bunları konuşurken ekranda gözlerin doldu ve ben gerçekten çok üzüldüm. Ne hissettin o anda? Yani mutlu musun bu evlilik programını şu anda sunuyor olmaktan? Yani şimdi ben yaptığım işten keyif alıyorum. Bütün işlerde de bu böyle. Yani keyif almadığım işleri yapmam zaten ben. Çünkü ben mutlu olmazsam bunu ekrandaki seyircilere, ekran başındaki izleyicilere de geçiremem. Öncelikle tabii ki senin ilk soruna geleyim. Yani gelinen nokta üzücü. Gerçekten hiç hoş değil. Yani bu noktaya gelinmesi hiç kimseyi sanırım mutlu etmemiştir. Ama herkesin şapkasını bir önüne çıkarıp, herkesin diyorum bakın, bir düşünmesi lazım. Nerede, nasıl hatalar yapıldı? Elbette ki insanlarla yapılan, üstelik de 10,5-11 ay ekranda her gün olan bir canlı yayında ister istemez herkes hatalar yapabilir. Çünkü oradaki malzeme insan. Ve ilişkiler ve evlilik. Kolay bir şey değil. İyi niyetli olan da gelir, kötü niyetli olan da gelir. Evlenme niyetiyle gelen de olabiliyor. Kendini göstermeye de evlenme gelen niyetine olabilir. De gelebilir. Aynen öyle. Yani biz sonuçta uzaydan getirtmiyoruz bu insanları. Bunlar toplumumuzda bizlerle birlikte yaşayan bireyler, şahıslar. Üstelik de akli melekeleri yerinde olan, reşit olmuş, bir takım şeyler yaşamış insanlar geliyor. Her ne kadar biz gidiyor. Maksimum... derecede dikkat etsek ki ben özellikle çok 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 fazla dikkat ediyorum ve bizim programımız RTÜK'ten en az ceza alan program. Bunu resmi mercilerden de sizler de herkes de araştırabilir. En az ceza bizim programımıza oldu. Ama
yine de bu noktaya gelindiğinde ve bakıldığında herkes hata yaptı. Evet. Bir programın bu şekilde kaldırılma konusuyla gündeme gelmesi hiç hoş değil. Tabii ki üzgünüm. Ama sonuçta senin de dediğin gibi ben 16 yaşımdan beri de çalışıyorum. 24 yıldır bu sektördeyim. Bu sektörden ekmek yiyorum, ailemi geçindiriyorum, hayatımı idame ettiriyorum. Senin kaç sezon oldu evlenme programları? Benim 2009'da başladık. Biz yine Star TV'de başlamıştık. Yani 7 sezon, 8 sezon falan. Evet, arada bir ara verdim ben. Hı-hı. Diziler, sinema filmleri, reklam filmleri falan oldu. Yani sonuçta ben evet oyuncu kökenli bir insanım ama enteresan bir nokta var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben çok fazla program sundum. Ben engelli insanların başarılarını anlatan sosyal içerikli programlar sundum. Evet. İşte ayakları olmayıp kolları olmayıp sporda madalya kazanmış, elleri olmadan ayaklarıyla resim yapıp tablolar, sergiler yapmış, galerilere katılmış insanların başarı öykülerini de işleyen bir program yaptım her gün. Hmm. Üstelik de devlet kanalında. Doğru. Fakat 3 ayda kaldırıldı. İlk yüze giremedi. Yarışma programları sundum, eğlence programları sundum, bir sürü program sundum. Hayır, şöyle bir tezatlık da yok yani, mu? Yani evet en çok şikayet edilen programlar bunlar ama enteresan bir çelişki. En çok izlenen programlardı bunlar. Soracaktım. Evet. Evet yani en fazla seyredilen, en fazla rağbet gören, halk tarafından en çok kabul görmüş program. Yani şimdi bakıyoruz reytinglere. Evet. Sizin programlar. şimdi o zaman şöyle bir şey olmuyor mu? Rütük'e kim yazıyor? Kaldırılsın veyahut da kabul gör. Hem en fazla seyrediyor halk tarafından hem en fazla hayır deniyor. Bu nasıl bir çelişki? Ben bunu anlayamıyorum. Evet. Yani... Enteresan tabii fakat şöyle de bir şey var. Yani yetkili mercilerce, makamlarca alınan kararlara saygı duymak ve uygulamak mecburiyetindeyiz. Evet. Ben de hayatımı idame ettireceğim bir şekilde. Çünkü benim çıkış noktam evlilik programları değil. Yani ben bu programlarla, formatlarla var olmadım. Yani bu benim... Çıktığım bu yolculukta maratonda duraklardan biri bir teklif geldi. O anki şartlar uygundu. Ben zaten çocuğum olduktan sonra bir süre ara verdim. Özellikle çalışmak istemedim. Ben dizilerin maalesef ki çok özledim dizilerde sinema filmlerinde oynamayı açıkça söyleyeyim. İsterim de yapmayı. Fakat çalışma şartları işte biliyorsunuz siz de konuşuyorsunuz ara ara buraya gelen oyuncu insanlar, sektördeki insanlar da çok muzdarip. Yani bir sinema filmi uzunluğunda diziler yapıldığı sürece haftada 5 gün, 6 gün neredeyse 24 saat çalışıldığı sürece benim küçük bir çocuğum var. 24 yıldır çalışıyorum maşallah ve 40 yaşındayım artık. Gerçekten de ne ruhen ne bedenen o tempoyu kaldıramam. Ama sitcom olur ama işte sinema televizyon başka programlar, başka formatlar olur. 3 saat canlı yayın yapmak bir de işte malzemesi insan olan canlı yayın yapmak yorucu değil mi? Yorucu dizilere göre kıyaslarsan daha mı az yorucu? Yani ama en azından stüdyodasın. Yani stüdyodasın, saatin belli, çalışma koşullarınız tabii ki daha da rahat. Yani hava koşullarından şuradan buradan etki yani güneş gitti, hava bilmem yağdı falan filan. Tabii ki onları yani ben dediğim gibi şartlar o zaman onu gerektiriyordu. Bu bana yapılan bir teklifti ve ben bu programın sunucusuyum. Senin de dediğin gibi ben 24 yıldır sektördeyim. 2 senedir yaşadıklarımı hayatım boyunca ne gördüm ne yaşadım. Yani ne oluyor ne yapıyorum ki dedim. Yani ben sadece işimi yapıyorum ve ben bu programın sunucusuyum. Yani mesela görüyorum işte eşi yapımcı, benim eşim yapımcı değil. Onu bir söyleyelim. Bir magazin programında galiba eşi yapımcı, benim eşim yapımcı benim eşim mühendislik mezunu. Ama... Gönlünü müziğe kaptırmış, 20 yıldır sahnelerde olan, ekmeğini buradan kazanan bir insan. Biliyoruz. Yani biz öyle durumlara sokulduk ki, öyle konumlara getir, Allah Allah yani ne oluyoruz dedik. Ben sadece bir program sunuculuk yaptım, o program başarılı oldu. Aynen. Bu benim başarım da değil sadece. Ekip var 45-50 kişilik. Bir şey sorabilir miyim? Peki bu evlilik programlarının kaldırılmasıyla alakalı verilen kararda teker teker karar verilmiyor. Yani mesela evlilik programlarının tümü mü zararlı yoksa bir program gerçekten yalan yanlış veya işte ne bileyim hikaye kurgulu şeyler yapıyor diye bu birisinin yanında öbürküler de mi yanıyor olacak? Şimdi bu da çok önemli bir şey. Yani şimdi mesela biz burada bir program yapıyoruz. Bir sürü magazin programı var. Şimdi ben doğruyu söylüyorum. Ben eminim kendimden. Şimdi ben yaptığım programın da arkasındayım. Evet. Ama genelinde şöyle bir şey denirse ya bu magazin programı hepsi yalan dolan dediğin zaman o zaman başka o bir olmuyor. Gider. Yani şimdi öbürküler yalan dolan veyahut da genelinde böyle bir şey varsa bu ben de bunun içerisinde yanıp gidecek miyim? Yani buradaki sunulan sebep nedir? Evlilik programları tabii neye neden göre baz alındı? Neye göre kararlar verildi? Yani, çok bilemiyorum tabii ben o kadar hakim değilim. Bir şey daha söyleyeceğim.
hayatta ilişkiler konusunda söyleyeyim. Sadece senin programına çıkıp da evlenmek üzere gelip ama bir türlü evlenmeyen ve evlenmek istemeyen bir kişi benim hayatıma da girebiliyor ve bir tabii. Evleneceğim deyip evlenmeyebiliyor. Yani bu oyun burada var ise aslında normal şartlarda hepimizin hayatında da hayata olabiliyor aslında. Hayata dair ne varsa birer yansıması. Sonuçta şimdi oraya siz de konuk aldınız, gördünüz. Gerçekten bir süre sonra oraya katılan insanlar ki genelde genç yaş grubu bizim programımızdakiler. O kadar fazla ilgi görüyorlar ki işte sosyal medyada takipçileri çoğalıyor, resim çektirenler, hayatlarına dair alacakları kararda müdahil olmak isteyen insanlar. Şimdi o ambiyansta o başka bir yere sürüklüyor insanı. Yani bence de evlensinler. Ama ben her zaman söylüyorum, ben bir skor peşinde değilim. Şu kadar insanı evlendireceğim, bu kadar insanı evlendirdim. Bu çok saçma bir şey. Ya bu evlilik. Ben her zaman söylüyorum ki ağırdan alın lütfen. Birbirinizi iyi tanıyın. Bu evlilik kolay verecek bir karar değil. 3 kişi evlensin, 5 kişi evlensin ama sağlıklı uzun süren evlilikler olsun. Kurusu. Ya sonuçta biz de tabii ki evlenmelerini istiyorum ama evlenmiyorlar. Ben ara ara programda da denk geliyorsunuzdur. Yani yapmayın arkadaşlar diyorum. Ne kadar basit şeylere takılıp da daha önemli konulara göz ardı ediyorsunuz. Sonuçta kimseyi zorla da evlendiremezsin. Tabii ki isterim evlensinler. Zuhal peki şöyle bir şey oldu mu senin programında? Yani çünkü bazen mesajlar geliyor bana da. Diyorlar ki işte bunlar, bu hikayeler çıkıp hani hep sizin programdan ayrılanlar gidip arkadan konuşuyor ve bir şeyler yapıyorlar. Yani senin için değil aslında, her program için şey yapıyorlar. Ama ben kendim çok iyi biliyorum. Bir ara ben de evlilik programı yaptım. Sabah köründe olduğu için olmamıştı. Benim o yani bana ben çağırdılar beni. Evet. Ay çağırdılar evlilik programı. Ben çok sevindim. Yapacağım. Sonra sabah 9'da olduğunu öğrenince kimse uyanıp evlenmeye gelemedi. Biraz, o yüzden olmadı olmuş. Program. Evet. O zaman da benim programıma evlenmeye gelenler hala şu anda başka kanallardaki programlarda daha evlenmemişler. Ben 6 sene oldu programı yapıyor. Adam ya, gitmiş oraya belli ki ünlü olmak için. Yani bunlar da geliyor herhalde değil mi? Bu ama Zuhal'in dediği gibi sonuçta hani kimin ne için geldiğini gerçekten denetlemek ya da bir amaçla geliyor başka bir şeye dönüyor. İnsan yani her o yerde farklı olur. Ama çürük elmalar mesela, çıkabilir. Ben seni yıllardır takip ediyorum tabii ki. Ta sihirli annemden, şeyden. Ben de sizi takip ediyorum Cengiz Bey. Zevkle takip ediyorsunuz. Selena'dan falan. Oyuncu izliyorum. Olarak ama. Teşekkür şimdi, ederim. Dolayısıyla hani benim için ben mesela Zuhal Topal'ı pek çok seyirci evlilik izdivaç sunuyor falan filan diyor. Benim için öyle biri değil. Yani Zuhal Topal benim için öncelikle oyuncu ve sunucu. Teşekkür ederim. Yani bunu dediğin gibi başka programa da koysan olur. Onu da koysan olur. Bunu da koysan ama olur. Ama bunu da başardı yani. Evet. Olmayabilirdi. Şimdi benim itirazım şuna. Şu evlilik programı meselesi tartışmalarında. Yani demin dedin ya, ya engellerle ilgili bir program yaptım, kimse izlemedi. Devlet kanalında yaptı. Şimdi kaldıralım, bu akşam yayınlanacak Zuhal Topal Star TV'den kaldıralım diyelim ki. Yerine de dediğin gibi sosyal sorumlu olan, bilmem ne olan, uzmanların olduğu, onu da çok rahat sunabilecek. Bu yetenekte fazlasıyla olan bir insansın. Teşekkür ederim. Yani bunu yaparsın. Şimdi bu izlenecek mi, izlenmeyecek mi? Bunu eleştiren seyirciler oturup bunu izleyecek mi, izlemeyecek mi? Bence izlemeyecekler. Bak bence de izlemeyecekler. Yani, şimdi ben de bu paradoks işte. Peki, bu zaman paradoks evet. Ya ben de çözebilmiştim. Toplum bilimcilerle, sosyologlarla falan mı oturup masaya yatırıp. Hani ama bakın bu formatlar dünyanın her yerinde uygulanıyor. Evet, bak. Amerika'da, Meksika'da, Venezuela'da çok daha farklı, çok daha değişik, çok daha ekstrem şekillerde de yapılanları var. Yani bu bir dünya formatı zaten. Yani her yerde olan ve ilgi gören, aynı şekilde diğer ülkelerde de reyting başarısı yakalamış program. Yani fakat şimdi burada da şunu da bir otur konuşmak lazım. Hani ben yapmadım öğretmenim, o yaptı, o bilmem ne. Yani öyle bir şey yok. Demin de dediğim gibi herkes şapkasını koyacak masanın üstüne, bakacak ve hani nerede ne yapıldı hata? Yani neden bu noktaya gelindi? Niye gelindi biliyor musun? Kaldırılma şeyine kadar. Kanun, bugün de gerçi yeni bir haber var. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da şey yaptı. Kanun hükmünde kararname ile bütün bu evlilik programlarının kaldırılmasının gündemde olabileceğini, böyle bir şey gündeme aldıklarını. Çünkü yani RTÜK tarafından gelen cezalar ya da işte yaptırımlar çok fazla şey olmuyor, tartışmaların önünü kesmiyor diyelim. En sonunda hükümet el atarak kanun hükmünde kararname ile bunun bir yasaklanması, kaldırılması Allah Allah. Gibi bir şey tartışılıyor şimdi. Ne diyorsunuz? Evet ama yeni bir haber var. O da sanırım 23 saat evvel falan girmiş. RTÜK üyeleri hayır kaldırılmayacak. İşte bir oylama yapılmış sanırım. Hayır oyu çıkmış gibi bir şey. Yani yaşayacağız göreceğiz. Dediğim gibi alınacak her karara benim saygım sonsuz uygulanacaktır zaten. Onu başka bir şeklini düşünemiyorum bile yani. Bu bence niye böyle tırmandı biliyor musun? Bu rakip olan yani birbirine rakipsiniz ya 3 tane 4 tane program neyse artık. Bunlar
Birisi birisinin reytingini geçince, mesela sen geçtiğin zaman seni alaşağı etmek için senin için dedikodular üretiyorlar. Bu dedikodular çıkınca bunlar, şimdi seni bildiğim için bu dedikodular çıkıyor. Bu dedikoduların gerçek olduğuna inanıyorlar. Bunlar kötü iftiralar. Ve bunlar bu sefer yayıldıkça herkes bunun gerçek olduğuna inanıyor ve bu iş böyle kötü hale geliyor. Hı. Aslında sana kötülük yapacağım derken kendilerini de baltalıyorlar bir taraftan. Çok doğru söylüyorsun. Onu da bir düşünmek gerekiyor da hesaplamak. Yani özellikle bir ucu şeylere de insanlar aslında. Bir şeylere azmettirilirken, özellikle bazı yayınlar yaptırılırken, haberler çıkarttırılırken, üstelik de yani hiç alakası olmayan ben ve eşimle ilgili bile öyle iddialar ortaya atıldı ki onunla ilgili mahkemelerimiz, davalarımız sürüyor. Bununla ilgili açıktır dosyalar. Benim avukatıma da herkes danışabilir, gidip alabilir. Dosyalara da bakabilirsiniz. Oradaki kanıtlar, oradaki ifadeler o kadar enteresan ve korkunç ki gerçekten de ben ama hiçbir zaman için ben kimseye hiçbir şeyle itham etmedim. İftira atmadım. Allah korusun, hiç en sevmediğim şeylerdir. Fakat ben buna maruz bırakıldım. Benim annem geçen sene 9 saat ameliyat masasında yaşam mücadelesi verirken ben canlı yayındaydım. Ve beni linç ettirmeye kalkıştılar. Öyle haberler yaptırdılar. Evet. Bunlar özellikle yaptırıldı. Benim programıma insan gönderilip baltalamak için para verildi. Ve bu ispatlı ve delilli. Ama ben mışlarla ben o zaman da söylemiştim. Ben buna inanmak istemiyorum. Peki, umarım doğru değildir ben diye. Fakat geçtin diye mi? Yani yüksek ihtimalle. Yüksek. Yani bunlarla ilgili davalar devam ediyor. Hmm. Davalar sonuç ki elimdeki şu anki şeylerle de zaten çıkıp konuşabilirim. Ama konuşmuyorum ben bunları, sevmediğim şeyler bunlar benim. Şu anda da bunları üzülerek söylüyorum, anlatıyorum ama anlatmak durumundayım. Ben çünkü bunu çok fazla dile getirmiyorum. Evet. Programa zarar vermemek açısından. İlk defa da zaten böyle bir platformda anlatıyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin samimiyetinize, güveninize inandığım için buradayım. Bunlarla ilgili kararlar inşallah alındığında ben çıkıp belgelerle anlatmak istiyorum zaten. Anlatacak mısın bunu mesela? Diyelim ki yarın öbür gün programa gelecekse. Anlatacağım çünkü bunlar insanın şerefine, haysiyetine, onuruna, tabii, ekmeğine, hı-hı, kadar uzanan çok ciddi şeyler. Hayır, bir rekabet için bu kadar aşağılamaya kendine de gerek yok. Bak ne oldu biliyor musun? Çünkü burada olay Zuhal Topal'a atılan çamurlarla sadece Zuhal Topal'ın evlilik programı kaldırılsın denmedi. Ne oldu? Hepsi birden o zaman bunlar kalksın madem böyle şeyler yaşanıyor dendi. Bak kendilerine yapıyorlar aslında bir taraftan baktığın zaman. Ve çok acımasızca ya bir yani şey. Acımasızca bir de hala da şunlar devam ediyor. Hani gazetelerde, magazin programlarında Zuhal Topal cevap ver. Zuhal Topal'dan çirkin teklif. Zuhal Topal ya benim adıma yapılan bir program o. Ben sunucusuyum. Ben yapımcı değilim. Yani benim sorumluluğum ve yetki alanımın dışındaki şeylerden nasıl mesul tutulabilirim? Nasıl benden cevabını bilmediğim, beni aşan konularla ilgili cevap istenip sanki ben her şeyin yetkilisiyim ve her karar benden. Şimdi benim belli bir yetkim ve inisiyatifim var. Orada 45-50 kişilik canla başla sabahlara kadar konuşan bir, çalışan bir ekip var. Yani Zuhal Topal, Zuhal Topal'la programın ismi. Yani bazı şeyler tabii ki yapımcının ve kanalın inisiyatifindedir. Onların tasarrufundadır, onların sorumluluğundadır. Ama bu bazı, yani bazı şeylerin bedeli, başarının, bilmem neyin, bir şeylerin bedeli, yani hedef direkt ben değildim. Şimdi açılan davalar da var benim yapım firmam tarafından. Diğer programlara açılan sözleşme ihlali ve format hakkı davaları var. Aslında olay çok farklı yerlerde. Yani sizin yapım şirketi bu izdivaç programlarının format hakkını elinde bulunduran. Format hakkını elinde bulundurduğu için ve daha evvel de çalıştıkları sunucuyla ilgili yaşadıkları bir problem ve sözleşme ihlalinden dolayı açılmış çok yüksek meblağlarda acayip cezai yaptırımlı olan davalar hala görülüyor, devam ediyor. Tabii ki bunlar benim gördüğüm, şahit olduğum şeyler değil ama bildiğim şeyler. Dolayısıyla bu kadar bu olayların büyümesinin, ayyuka çıkmasının bir sebebi de açılan davalar tabii ki. Sen peki mesela sana bu kadar haksız yere iftiralar atıldı. Gerçekten o süreçleri de çok iyi biliyorum. Hani senin programına adaylar kondu. Evet. O adaylara işte bir takım açıklamalar yapması için dışarıdan destekler verildi falan filan. Evet. Şimdi sen bunları böyle her gün yaşadıkça, annen ameliyat masasındayken ailevi problemler yaşarken. Benim annem hala tedavi görüyor ve hani ben çıkıp İyiymişsin, da. İyiymişsin, sağ olun. Daha iyi toparlanıyor. Tamam. Çok şükür, teşekkür ederim. Yani ben ilk sezon başında da mesela teyzem öldü, 5 gün sonra yayına başladık 22 Ağustos'ta. Evet. Yani bu iş böyle bir şey, buna bir şey demiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama
ben çıkıp da yani kalkıp mağduru oynayıp efendim böyle sesimi titrete titrete bana böyle yaptılar, bana şöyle bir tek konuda konuşma yaptım. Çünkü o çok hassas bir konuydu. Vatan millet sevgim üzerinden, inancım üzerinden beni vurmaya kalktılar ki yapılabilecek en son kişi bendim. Allah, oraya bir kadar bir tek onunla ilgili ben çıktım bir konuşma yaptım. Çünkü o bambaşka bir şeydi yani. Onunla ilgili davam da devam ediyor. İnşallah ben yani yüce adalete, hukuk sistemimize, yargıya çok güveniyorum. Hayır, ben bir şey söyleyeyim. Ne paylaşılamıyor? İnşallah. Yani ne bir posta var. Sen o kadar güzel özetledin ki tekrar tekrar söylememe benim gerek yani, yok yani. Yani şöyle, birisi bu işi yapmış olabilir. Bu işi yapmış olabilir. Bir diğeri de yapıyor olabilir. Bir diğeri de yapıyor olabilir. Olabilir, Allah herkesin bundan, ekmeğini hayır, bir şey versin yani. Bundan sana ne gibi bir zarar? Sen zaten iyi gidiyorsan iyi gidiyorsundur. Yani birisi seni zamanla geçebilir de olabilir bazen canım, o geride ya, kalabilir. Bu çok uzun bazen, bir maraton. Bunda bir şey yok benim yani. Hiçbir zaman büyük bir iddiam. Ben şu kadar şöyle yaptım, bu kadar böyle yaptım. Ben en benim öyle uhrevi bir misyonum yok. Sonuçta yani ama önemli bir iş ama. Programına oyuncular gönderip işte veya yani, birileri gönderip çıkartıp konuşturup bilmem ne. Hani bunlar çok kötü ruhlar. Yani ben her zaman ilk Start TV'de de 2009'da da başladığımda dedim ki benim sloganım şuydu. Hem evlendirme hem eğlendirmeye geldim. Yani benim bu dünyaya gelme nedenim bence insanlara güzel vakit geçirmek. Ben çok kendim keyifli, mutlu olabilen, kendi içinde bazı şeyleri kendiyle ilgili davalarını çözmeye çalışan diyeyim. Tam çözmüş hiç kimse çözemez de. Öyle bir insanım. Etrafımda hep mutlu insanlar görmek isterim ve o duyguyu vermek isterim. Çünkü mutluluğun gülümsemenin sirayet ettiğine çok inanan biriyim. Mutsuz olmak için aç işte gazeteleri, dünya gündemine bak. İçiniz kararır. Aynen. Evet. Ama hani birazcık da olsa sonuçta bu bir televizyon programı. Lütfen yani bunu insanlar kendilerine böyle çok uhrevi sanki hayat kurtarıyormuşuz gibi. Yani bu da değil ya. Yani buradan da kimse yemiyor zaten artık bunları da. Peki, görüyoruz bu kadar, yani. Üzerine geldikleri dönem ya yeter artık deyip bırakıp gitmeyi düşünmedin mi sen? Hayır. Ya da çıkıp ekrana ağlayıp. Niye gitsin hayır, ya? Yeter hayır, bu programlar. Hayır. Ben dürüstlükle işimi yaptığımı biliyorum. Ben kendimi biliyorum. Tabii. Seyirci biliyor, görüyor. Sağ olsun Allah razı olsun. Hep yanımdalardı. Sokakta, programda, orada, burada, sosyal medyada hep desteklerini. Biz size inanıyoruz, biz size. Ya ben onların gözünün önünde büyüdüm. Ya 16 yaşımdan beridir. İşte görüyorsunuz yani nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani kimse de inanmadı zaten. Yani ben kendimi biliyorum. Ben kendimi bildikten sonra niye ben doğruyum, dürüstüm, niye işimi bırakayım ki? Benimle birlikte ekmek yiyen bir kocaman bir ekip var. Kimsenin çoluk çocuk bakan insanlar var. Yazık günah, ben kimseyi yarı yolda bugüne kadar bırakmadım. Evet. Peki kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamlardan sonra burada olacağız Zuhal Topal'la. Mehmet Ali Erbil stüdyomuzu şenlendirmeye geliyor. Sanatçı yeni projesini anlatacak. Güncel magazin haberlerini Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'le yorumlayacak. Ünlü şovmen pazartesi günü duymayan kalmasın da. Şenlendirmeye geliyor. Sanatçı yeni projesini anlatacak. Güncel magazin haberlerini Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'le yorumlayacak. Ünlü şovmen pazartesi günü duymayan kalmasın da. Evet, Mehmet efendim. Hacım gelirken benim laptopu getir yaz. Geçen programda kazanmıştım, hala vermediniz. Onu kime söylüyor diye. Vallahi şu an şart değil. Dedim telefonda kimden mı konuşuyor? Kimden ne istiyor ne diyor anlamadım. Vallahi telefonda konuşuyor zannettim. Hayır, Mehmet Ali başka kanala gitti. Evet. Orada hediyeler kazandık, alamadım hala hediyeler. Halbuki bu kanalda oldu. Bu kanal sizin bizim kanal zengin kanal ya bizde. Bizde hemen cash on the table. Onları hala kazandık. Laptop geldi. Sen de gelecek. Tamam, pazartesi gelirken getirir lütfen laptopumu. Tamam getirecek. Okay, getirecek. Peki şimdi bu Hanife meselesinden dolayı da mesela çok ağır eleştiriler yapıldı. Yani koca koca köşe yazarları yazdı. Siyaset yazarları bile olaya dahil oldu falan. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani çünkü Hanife buraya geldi. Ben o gün yayında da burada söyledim. Ya dedim hani ne istiyorsunuz? 19 yaşında falan değil 21. mi? 21 yaşındaydın. 21 yaşında. Evet. 21 yaşında bir kızdan hani bu kadar hoyratça üzerine gitmeye ne gerek var diye anlattım ama. Ya Hanife ile ilgili ben de konuştum zaten programda. Evet. Gerçekten de netice itibariyle 21 yaş. Artık programımız yok zaten. 4 haftadır neredeyse. Gelmeyecek mi geriye?
Şu an için zannetmiyorum. Çünkü ben de konuştum. Çok yıprandı, çok üzüldü. Gerçekten aşık oldu. Ve hani evet Hanife biraz sivri dilli. Ama hani olduğu gibi içinden nasıl geliyorsa öyle konuşan ya, bir kızdı. Ve nasıl hani Aleyna 16 yaşında sivri dilli? Yani onun, ben ona da söyledim. Ona da kızıyordum. Çok da seviyorum onu. Yani onun hep kendine olmuştur zararı. Yani yapma böyle, etme böyle, ben de diyordum. Yani senin biraz kafanı toparlaman lazım. Aleti ruhiyesi bozuldu. Sonuçta ailesi var falan. Yani anlamsız üzerine gidildi. Ama asıl mevzu tabii ki Hanife değil gene. Hanife de oradaki hani işte belli amaca hizmet eden, hizmet ettirilmesi için uğraşılan insanlardan biriydi. Çok yanlıştı tabii. Sonuçta kızı bir yerde de hedef gösterildi. Yani ben daha evvel de söyledim. Bu kız kendine bir şey yapabilir, Allah korusun. Çünkü gencecik bir kız. Toplumda sonuçta o da bir birey yani, yaşayan bir evi, ailesi var. Hak etmedi tabii ki bunları. Ama yani. Ama Serkan'a sinir oluyorum ben biraz. Kusura neden? Bakma. Yani o Serkan'a dün sinir meseleler vardı. Evet, dün o evet. Meseleler. Yani Serkan'a birazcık sinir oluyorum. Ya o zaman biraz da bu kızın hani duygularında biraz oynamış oldu aslında Serkan yani. Hani ya senin, dediğim gibi şimdi insanlar... İnsanlar da bunu seyrediyorlar ya. Bu sefer de hani bir son görmedikleri zaman ve böyle şey, o zaman da sinir oluyorlar bu sefer. Yani ben aslında de, ben ikisi bile... de ne Serkan ne Hanife hiç kötü niyetli insanlar değiller. Yani çok gençler. Hı. Genç oldukları için de bazı hatalar yapıyorlar ama... sonuçta aslında bir şey yola girmişlerdi ama maalesef yani... Yok, ben Serkan'ın ona hiçbir zaman bir şey hissettiğine inanmadım. Bilemiyorum. Peki, diğer başka magazin programlarında falan da mesela Hanife ile ilgili. Hı hı. Ya da işte ya niye ne işi var türbanlı adayların? Bütün burada. Programlarda var. Sadece yani, bizim programımızda değil ki. Ama her yerde var zaten. Pardon Cengiz'im, özür dilerim. Türbanlı adayın olmaması ne? Niye olmasın? Pardon yani? Bir dakika, neden çok çirkin bir şey. Ki. Yani türbanlı aday var demek... Neden var demek? Hı. Diğer türbanı olmayan bütün kadınlar korkunç bir şekilde hakarettir. Ne demek yani? Zaten bununla ilgili yapımcı firma böyle bir şey olabilir mi? Bir basın açıklaması yaptı. Siz de sanırım okudunuz. Evet, ya çok güzel de yazmışlardı. Çok yani. Ayıp bir şey gerçekten yani. Toplumu ayrıştırıcı, bölüştürücü. Çok yanlış buluyorum tabii ki. Yani, yani şunu demek istiyor yani, değil mi? Çok yanlış. Yani insanların inançları üzerinden, giyim kuşamları üzerinden, yaşam tercihleri üzerinden bu şekilde konuşmalar yapmak çok son derece yanlıştı. Her açıdan çok hassas, toplumu yaralayacak, zedeleyecek şeylerdi bunlar. Gerekli açıklamada yapımcımız çok güzel. Hı-hı. Avukatlarıyla birlikte zaten yazdılar, yayınladılar. Şu format davası... Gerekli davalar onlara da açıldı benim bildiğim kadarıyla. Evet. Format davasında ne aşamaya gelindi? Çünkü o da uzun süredir devam eden bir şey. Yakın sanırım sonuçlanması. Tam olarak ben de bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yani birkaç ay herhalde neticelenir. Herhalde. Hı-hı. Bilemiyorum. Anladım. Ya ben bir bu programla alakalı şöyle bir şey duydum. Nişanlandırmışlar insanları. Ondan sonra ne yapıyorlarmış biliyor musun Cengiz? Şimdi neymiş? O yüzden insanların güveninin evlilik programından kalmaması... Gerçekten birileri bir şey yapıyor ve birileri bir şey yaptığı zaman bu tümüne mal ediliyor. Çünkü hepsi yapıyor oluyor. Ama mesela atıyorum sana evlenmek için sana para veriyorum ben. Diyorsun ki evlen mesela diyorum mesela. Yani ben duydum mesela bunu. Yani daha doğrusu bana yazdılar Zuhal bunu. Öyle mi? Instagram'da. Yani mesela evlendiriyorsun, sonra da bunları kavga ediyorsun, boşandırıyorsun falan. Yani şimdi böyle hikayeler de yapanlar olduğu için bu sefer... Yani toplumda yavaş yavaş acaba bunlar senaryo mu? Acaba bunlar hikaye mi? Hani birinin yaptığı bir şeyleri aslında tümüne yansıtmak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hepsi format olarak değerlendiriliyor sonuçta değil mi? Yani hepsi tabii ki. Aynı. Tabii ki yani hani sonuçta evlilik formatı, izdivaç formatı hepsi. Aynı evet. Formatlar. Yani ona benzer başka kanallarda da var. Yani hani tam olarak bu aynı formatta 3-4 program var. Bir de bir program daha var. Onların birazcık daha farklı işleyiş biçimleri ama sonuçta gene yani evlilik programları kapsamına giriyor. Ya evlilik programları her kanalda kendi kendine yapılsaydı, kimse kimseye bulaşmasaydı, kimse kimseye iftira atmasaydı, kendi programları işte bir gün sen geçersin, bir gün o geçer, bir gün o altta kalır. Yani o sezonda sen daha iyi olursun. Bunu yani onun meselesi... Seyircinin tabii. Ona tabii, kimse bir şey diyemez. Hayır, yani onun meselesi yapmış olmaz. Sonuçta 11 ay neredeyse ekrandayız. Her gün herkesin aynı reytingi alması mümkün değil zaten. Yani o çok da önemli bir şeydi. Sonuç olarak yani ama bu düşmanlıklar bundan dolayı yapılmıyor mu? Evet yani herkes işini iyi ve dürüstçe yaptıktan sonra bir problem yoktu zaten. Ama işte iş bir yer başka yerlere sapınca ama yaşayacağız göreceğiz. Yani dediğim gibi alınacak yetkili mercilerce kararlara saygı duyacağız ve biz de onları uygulayacağız zaten. Senin pek kişisel olarak işte mesela başka programlarda
kişiler, sunucular gibi. Yani ben bunun içinde olmak istemiyorum, böyle bir şeyin içinde yer almak asla istemiyorum gibi bir yaklaşımın. Hayır yok, çünkü ben yaptığım programın arkasındayım. Ekibim ve yapımcımın da son derece hassas olduğunu biliyorum. Onlar da çok çok dikkatliler her konuda. Ve biz işimizi doğru ve dürüst yapıyoruz. Ne kimde ne demiş Cengiz, duyamadım, ne anlamadım. Hani ben bu şeyin içinde, çamurun içinde olmak istemiyorum. Ben böyle bir programın içinde yer almak istemiyorum. Bıktım artık, yeter, bırakmak istiyorum falan diye. Son işte hem gelen eleştiriler hem de işte kanun hükmünde kararnameyle yasaklanması gündeme geldikten sonra bu tür açıklamalar yapıldı. Hani Zuhal'de böyle bir şey var mı? O zaman bir şey var mı diye söylüyorum. Ben bunları hiç samimi bulmuyorum, bu tip şeyleri. Çünkü şöyle bir şey var. Şu giderim, yaparım, ederim geniş zaman olarak kullanılan hiçbir şeye inanmam ben. Eğer ben bir şey yapacaksam şuradan, şu programdan böyle diyemem, demem yani. Ya ben Cengiz Semercioğlu'na bu olan programdan devamlı biz doğru haber yapıyoruz ama iftira deniliyor. Ben bıktım artık, ben gideceğim ya falan demem ben. Arkadaşlar alasmaldık derim, giderim. Bak, gideceğim varsa gidersin diyorsun. Alasmaldık derim, giderim. Hani yaparım, gideceğim, edeceğim, bu tiyatral şeyleri o ben yap, bak kendi adıma bizim programla alakalı söylüyorum. Bir insan gidecekse hadi alasmalık derim ki yaparım ben bunu. Yani bazen seninle konuşurken kavga ettiğim zamanlarda hiç ben aynasını gelmedi. Aynasını aldı gidiyor mesela. Hemen aynamı alırım. Bak heyecanlandım. Teori değil. Yani aldığın şey aynam değil mi? Aynamı ve telefonumu alırım ve buradan gidiyorum. Ne yapayım, benim servetim de aynamla telefonum. Gerçekten bir insan bir şey yapacaksa yapacağım, edeceğim falan vaatlerle değil. Gideceğim. Eğer ben çamurda olduğumu düşünüyorsam, sen dediğin için söylüyorum. Evet. Öyle evet, bir şey evet, aynen, aynen tabii. Ben bir çamurun içerisinde olduğumu düşünüyorsam ve gerçekten yaptığım şeyin arkasında gerçekten değilsem ve duramıyorsam, ben zaten ben çok bıktım, çok sıkıldım, gideceğim falan demem. Arkadaşlar ben bir çamurun içerisindeydim, ben duramıyordum arkasında. Doğru söylüyorsunuz, ben hakkınızı helal edin, Allah'a ısmarladık derim, giderim. Ya da derim ki, nokta. Ya da derim ki, abi? Kardeşim ben yaptıklarımın arkasındayım. Hayır ne olacak yani, ben konuşamıyorum. Zuhal'e konuşturmak istiyorum. Sen gene konuşuyorsun. Bütün gün konuşuyorsun zaten. Zuhal efendiliğinden konuşamıyor. Yani. Konuşsun. Ben de konuşmak yani, zorunda kalıyorum. Bir dakika, aileyi soracağım, çocuğu soracağım, eşini soracağım. Bak, eşi çok tatlı, çok aşkı. Evet. Eşi burada, aynen. Eşini alalım mesela. Öyle mi? Evet, ben rica ediyorum. Aha bak, Korhan da burada. Evet. Bir dakika, şu Korhan'ın görüntülerini, beraber sahnedeki görüntüleri verelim. Onun aşklarından bahsedelim. Aynen, şimdi bak sahnede görüntüleri var birlikte. Onu verelim, Korhan'ı buraya alalım. Ver full ekran bunu. Evet. Yok ya. Evet. Estağfurullah. Zuhal ne söylüyor? Korhan, evet. Korhan hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İyi şarkıcı. Hoş geldin. İyi şarkıcı. Hoş bulduk. Hoş geldin. Herkesi evlendiren kadının kocası olarak ne hissediyorsun? Evlilik iyi mi? Onlar kötü mü? Nasıl bir şey mutlu, evlilik Zuhal Topal'la? Vallahi çok güzel bir şey yani. Ben 9 senedir çok mutluyum hayatımda. Ondan önce bir 2 senemiz daha var. 11 sene. 11 sene. Toplamda 11 sene. Niye çocuk yapmak için bu kadar beklediniz? Kariyer falan mı? Ya hem kariyer. 6-7 yıl falan değil mi? 5 yıl yapmadık. Biraz yoğunduk evliliğin ilk dönemlerinde. Hatta evet. Birbirimizi sadece işte o zaman dizi çekiyordu Zuhal. Az önce de bahsettiği gibi ben de şurada oturuyordum, izliyordum sizi. Az önce bahsettiği gibi Zuhal gece geç geliyordu. Yani biraz çünkü sokak çekimleri vardı. Geniş Aile dizisi vardı o zaman. Evet, kışın bir de gene izdivaç vardı. Ben böyle 12-1 gibi yatıyorum. O gelirdi işte sabah yine erkenden giderdi falan, çok yoğun. Benim de hep yurt dışı işlerim oluyor. Gidiyorum, hafta geliyorum. Hafta içi ben yokum, hafta sonu Korhan yok. Programlara bir şey gidiyoruz, konserlere. Bu çok önemli. Tabii. Nasıl becerdiniz bunu devam ya, ettirmeyi? Evet, biraz zor oluyor. Hatta çocuk olunca ben artık dayanamaya başladım. Hatta cuma günleri programlarımı iptal etmeye başladım. Hayır, dedim bir dakika. Sadece cumartesileri gideyim. Tabii cuma cumartesiydi. Evet. Tabii Dina bir gidiyordum mesela sonra. Cuma sabahı çıkıyordum evden. Pazar işte öğleden sonra dönüyordum. 2 gece 3 gün ayrı kalıyor. Allah'ım diyorum ben nasıl yapacağım işte. Zuhal ben Lina'yı da alıp gidebilir miyim falan böyle diyordum. Onlar da gelsin benimle falan. Arada getiriyor. Ama en başta nasıl oldu ya? En başta hani ikinizin de ayrı ayrı çalışmaları, insan birbirini göremediği zaman arıza çıkartıyor çünkü.
hiç öyle şeyler olmadı. Çok yok. Yani inanın üzülüyorduk şimdi, sadece yani. Ya üzülüyorsun evet falan ama bugün hani bugünlerin geçeceğini. Ya evet, biz artık bir ömür boyu yemin ettik birlikte yani. Birlikte fotoğraflarınız şimdi, harika. İlla bizim önümüzde inşallah Allah ömür versin, sağlık sıhhat versin de hani düşünüyoruz bir 20-30 senemiz en azından vardır. Ama bu dönemde şimdi kariyer önemli. Biraz da maddi kazanç sağlamak önemli. Tabii geleceğe ki. Yatırım çocuğunuz yapmak var, önemli. Tabii ki. Sigortanız var, şeyiniz var, her şeyinizi ödeyin bir sağlığınızı. Bir önce tabii garanti altına alın da. Ama senin gece hayatın var. Sahneye çıkan bir adamsın. Gece hayatı artık öyle kalmadı. Ben eskiden 2000 ve 2000 öncesinde gece bizim bar programları gece 1'de 1.30'da başlardı. Şimdi? Ve 7 gün. Şimdi artık 10 gibi başlıyor. Hayır o yemekli dönemde başladı. Yarımda 1'de en geç biter bizim işimiz. Yani ben 1.30'da falan uykuda olurum artık. Peki, sabahta 8.30-9 gibi. Bir şey sorabilir miyim? Sahneye çıkıyorsun ya oraya kızlar mızlar geliyor. Şimdi ben kendimce sorular sormak istiyorum. Öyle bilgi almak istiyorum. Bekarlığa veda partileri yapıyorlar. Ben bir bilgi almak istiyorum gerçekten. O konuda, şimdi evet, sahneye çıkan bir adama oraya gece yani kızlar geliyor falan filan. Yani Zuhal'le zorluk hiç yaşamadınız mı oraya gelip ulaşmaya çalışan falan? Bunun erkek arkadaşı sahneye çıkıyor. O yüzden öyle mi? Için soruyor. Tabii ki. Ay, ne zaman yani ne ayakı saat? Tanıyor muyuz? Yani her şey efendim. Beyaz atleti. Prens derse herkes gösterir. Beyaz atleti. Ya, Cengiz, ya o ne ya? Gerçekten. O zaman şey sporcu demek ki arkadaşlar. O yüzden. Hayır fitness yapıyor. Evet, şimdi ya. Ben sizin demek istediğinizi anladım. Evet Zuhal bu konuda inanılmaz saygılıydı bana. Yani, nasıl mesela? Yani işime acayip saygılı. Yani biliyor ki. Size yani güveni herhalde, vardı o zaman. Herhalde bu karşılıklı elektrik iletişimle alakalı bir şey. Yani ben ona herhalde o sevgiyi. O gerçekliği hissettirmiş. Güven. Yani programlarıma da geliyor görüyorsunuz. Zaten ayda bir hani geliyor. Peki mesela hiç size böyle işte. Bir de ben hani arkaya oturtun beni ne olur enine oturtmayın falan evet. Derim. Sağ olsunlar onlar tabii ki şey yapıyorlar. Yani çok nadir giderim bir de. İyi de seni bilen biliyor artık. Yani. En başlarda söylüyorum. En başlarda bu hiç bir kızımız gelip de böyle mesajlar onlar bunlar mesajlar atmadı mı? Mesajlar falan yok onlarla. Nerede mesajlar? Ne yapıyorlar? Mektup mu gönderiyorlar? Nereye mesaj? Bak. Yani en fazla mesaj Facebook'tan gelir herhalde ya da işte ne bileyim bu sosyal medyadan gelir ama. Yani... Nasıl yani? Ulaşamaz öyle Korhan hani telefonda bulacağız falan. Ben çok ulaşılmaz bir insanım falan. Yok ya 20 senedir aynı hattı kullanırım Zuhal'cim yani hani isteseler. Hayır, hani çok vermezdi. 1995'te. Hani kadınlara vermezdi. 1995'te bir cep telefonu hattı almışım. Aynısı devam ediyor. Aynısı 22 kullanıyor. Sene olmuş. Peki mesela iki Zuhal ağzı çok laf yapıyor. Zaten ekranda da öyle. Yıllarda o işi yapıyor. Sende de maşallah varmış. Evde kim olayın hakimi? Lina. Patronu artık Lina. 3,5 yıldır Lina. Evet. Maşallah dilli düdük hepimizi evet, savladı hepimizi yani. Hepimizi baskın karakter oldu. Bir evet. Şey yapıyor Lina. Mesela biz böyle kendi aramızda çok severiz. Sohbet ederiz, konuşuruz falan filan. Fikir teatisinde falan bulunuruz. Anne, baba. Konuşmayın ya. Gülmeyin. Gülmeyin. Biz mesela neye gülüyorsunuz? Gülüyoruz aramızda. Ama siz eğlenen bayıldım ben. Güldürmüyor bizi. Akrep Burcu. İşte gülmeyin. Niye gülüyorsun? Aa falan yapıyor. Böyle suratını bozuyor. Onunla ilgili. Biz de hemen hazır ola geçiyoruz tabii onunla. Tabii herhalde. Sustuk kızım sustuk. Sustuk kızım. Yani mücadeleyi çok doğru bulmuyoruz onunla şu sıralar. Bakalım yeniliriz. İleride inşallah. Ve bolca da seyahat ediyorsunuz siz. Daha evet. Sevgililer Günü'nde Londra'daydınız beraber galiba değil mi? Sevgililer Günü Rotary'li kutladınız. Rotary'li kutladınız. Çalışmıştım ben o yüzden. Evet. Çalışmıştım. O bayram seyran falan. Yapıyorum ya. Bak işte Londra ama şimdi bayanların da hakkı tabii. O günler onlar için çok özel oluyor. Belki biz erkekler için. Bir şey ifade etmese de. Geçse de falan diye. Ya yok ifade ediyor. O şimdi abartmayalım konuyu. İfade ediyor mutlaka da hani biz biraz daha tabii evi yönlendirme biraz daha böyle sorumluluk kafasında olduğumuz için pek böyle duygusal tarafını erkekler olarak çok düşünemeyebiliyoruz. Peki, bayanlar daha çok düşünüyor. Bir şey soruyorum. Şimdi Zuhal Topal tabii Türkiye'de en başarılı program sunucularından bir tanesi. Şimdi ve çok yani uğraşılıyor. Sizler öyle söylüyorsunuz. Sağ olun, var olun. Biz inanın evin içinde hiç bunun farkında bile değiliz. Hiç farkında değiliz. Hayır yani. Ben şunu sormak istiyorum. Herkes mesela gibi uğraşılıyor yaşıyoruz. Ve bazen morali de bozuk geliyor. Yani mesela ne düşünüyorsun bu ya vaziyet olduğu zaman yani? Yani uğraşılıyor, iftiralı atılıyor. Ben evdeki de, huzurunuz kaçıyor mu? Şimdi o kırılınca, üzülünce erkek ne yapar? Sinirlenir. Yani öfkelendiğim zamanlar oluyor. Niye böyle oluyor? Niye? Yani tamam biz işte kariyer sahibi olmaya çalışıyoruz. İşte maddi imkanlarımızı yaratmaya çalışıyoruz. Kızımızın geleceği için aynı zamanda ailelerimiz var. Onlara da sorumluluk taşıyoruz senelerdir. Onları da tabii ki şey yapmak için öfkeleniyoruz. Yani bir
hani iş yapıyoruz ve bunun neticesi bu mu olmalı? Hani yani Zuhal'in arkasında kötü bir şey yapmıyoruz. Zuhal'in dürüstlüğüne, programcılığına, kesinlikle, buradaki samimiyetine eşi olarak kefil misiniz hep yani? Hep kefilim. Hep. Sonuna kadar hem de. Evet. Ama inanın... Oyunculuğum daha ben çok de yapmasını istiyorsun. Geçenlerde sadece bir şey yazdım. İki senedir bunlar oluyor. Geçenlerde sadece artık dedim ya içimden bir şey kopsun ne olur. Ne sevgililer gününde mi yaptım? Yok kadınlar gününde. Kadınlar gününde artık bir şey yazdım. Ne yazdınız? Sosyal medya hesabıma. Yani onu kırmaya, üzmeye, yıkmaya çalıştılar ama o dik duruşunu sergiledi. Devam etti. Hiçbir zaman boyun eğmedi. Dik durdu. Evet. Ve dürüst bir şekilde Türk kadını gibi onurlu, evet, haysiyetli bir şekilde mücadelesine devam etti. Biraz daha canlı yayına devam ederse sen canlı yayından çalmış olacaksın. Sonra. Aa, bitti mi? Peki, aynen bitiyor. Aynen, aa, evet, program bitti arkadaşlar. Aa, eliniz çok hafifmiş. Hiçbir şey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süper. Seviyoruz. Aşkınızı da seviyoruz. Sizi de sizi izliyoruz kahvaltıda. Biz izlemeye devam edin. Biz de şimdi sizi izleyeceğiz. Böyle geçiyor. Böyle gideceğiz. Çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere.